Çevrimiçi olan izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Başkan bağlanıncaya kadar ben eşlik edeyim size. Evet. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Sağ olun. Davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Konya Mimarlar Odası ile buluşmak çok heyecanlı ve güzel olacağını düşünüyorum. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz hocam. O heyecan, o şeref bize ait. Çok teşekkürler, sağ olun. Hikmet Temel hocam, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmak bizi bahtiyar ediyor tabii ki. Çünkü daha önce ben Konya Mimarlar Odası'nı ziyaret ettim. Belki siz de vardınız. Doğan Hasol hocamızla beraber. Oradaki ortamın sıcaklığını ve atmosferi çok yakından biliyorum ve bu her zaman beni motive eden bir şeydir. Ne güzel hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Biz biraz haberdarız ama belki izleyicilerimizi, takipçilerimizi haberdar etmek istersiniz. Yoğunsunuz. Onu biliyoruz. Biraz yoğunluğumuz var. Biliyorsunuz işin içinde siz bile varsınız yani. Evet. Şimdi bu edebiyatın beslenme alanları o serisi tam yol devam ediyor. İşte sinemada mimarlık kitabının ardından çağdaş edebiyatta mimarlık kitabı iki olarak çıkacak. Belki size de anlatmıştık yani. Evet. Bunlardan birisi çağdaş dünya edebiyatında mimarlık, birisi çağdaş Türk edebiyatında mimarlık. Sizin yazınız hangi ciltteydi? Hocam Salah Birsel. Salah Birsel, çağdaş Türk edebiyatı. Bahçeyoğlu, evet, Türk edebiyatıdır diye düşünüyorum, evet. Biz mimarlığın bu tip çalışmalarla beraber çok daha zenginleşeceğini, çok daha derinleşeceğini, içerik kazanacağını düşünüyoruz. Tabii bunun değerini bilen sizler gibi genç meslektaşları görmek de ayrıca bir mutluluk konusu yani. Teşekkür ederiz hocam. Bu noktada emeklerinizi zaten yadsıyamayız. Yani çok disiplinler arası bir meslek icra etmeye çalışıyoruz aslında. Belki şimdiye kadar bu disiplinler arası temas, bu destek teması biraz ihmal edilmiş gibi oldu ama sizlerin sayesinde bu kaynakçaya yeni yeni de aslında eserler eklenmiş oluyor. Biz de böyle zevkle takip ediyoruz sizi. İçinde olmaktan ben hani ayrıca mutluyum. Çok teşekkür ederim tekrar bu vesileyle bu imkanı sunduğunuz için, ama bir okur olarak da hani mimarlık kısmını bir kenara bırakıp bir okur olarak da çok heyecan verici aslında bu serüveni takip etmek. Takibinizdeyiz hocam, biz bekliyoruz yeni eserleri. Siz bizim takibimizdesiniz. Biz de sizi takip ediyoruz. Çünkü bu kitapların standart kitaplardan çok önemli bir farkı var. Biliyorsunuz bunlar interaktif bir süreç içerisinde yaratılıyor. Yani bu kitapların 40, 50, 60, 70, bazen 80 tane yazarı oluyor. Evet. Bunlar hepsi Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri, profesörleri, doktorları oluyor ve biz bir sonraki baskıda mutlaka revizyonlarla yeniliyoruz. Bazı eleştiri alan yazıları geliştiriyoruz. Sürekli yazarlarımızın katkısını artırıyoruz. Yani biz bir nevi moderatör gibi de işlev görüyoruz bu seride. O bizi zenginleştiriyor. Yani aslında bu çok çağdaş bir yayın serüveni. Bizde çok fazla uygulanmamakla beraber, evet, işte bu mimarlık kültürünün çok gelişkin olması dolayısıyla ve mimar kişilerin çok bu tip işbirliklerine açık olması dolayısıyla giderek bu kültürü geliştiriyoruz. Aslında bu konuda çok daha uzun anlatacaklarım var ama konuşmanın ileriki aşamasında şimdi ekseni kaydırmadan sinemada mimarlığı konuşacağız, evet, bu akşam. Emniyal hocamızın o konuda uzun uzun anlatacakları var. Onları dinledikten sonra bunlara gireriz. Yani çok daha büyük projelerimiz de var bu konuda. Yani çalışmaya devam ediyoruz. Tamam, aslında onu soracaktım, haberdar olmadığımız ama mutfakta olan neler var diye. Tam ben de aslında onları sormak üzereydim. Evet, biz mutfakta olanlardan sadece şu anda çağdaş edebiyata mimarlığın, çağdaş dünya edebiyatında mimarlık ve çağdaş Türk edebiyatında mimarlık iki cilt olarak bir ay sonra basılacağını anons edebiliyoruz buradan. Yayıncı kuruluşlardan bize verilen bilgiye göre. Fakat üzerinde çalışmakta olduğumuz iki tane çok önemli proje var ki bunlar somutlaşmadan bir açıklama yapmamız doğru olmaz. Çünkü bu tip projelerde biz bazen
çok büyük iddialarla yola çıkıyoruz. Büyük hüsranlar, başarısızlıklar olabiliyor. Her projeden böyle başarıyla çıkamayabiliyoruz. Yani o yüzden bir noktaya gelmeden açıklamamakta yarar var onları. Anlıyorum hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nemliye hocam, sizler eklemek ister misiniz? İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi ortak projelerimizi Hikmet Bey söyledi. Ben burada kalayım. Peki. Bir sonraki aşama hani biraz medya diliyle söyleyecek olursak az sonra. Israr etmiyorum. Gerçekten motive edecek, enteresan ve dünya üzerinde bile bugüne kadar yapılmamış bir takım mimari böyle şey tabirle söylersek collaboration çalışmalarımız olacak. Yalnız bir tanesini açıklayabiliriz Nevni Hal hocam. Bu tamam. Belki de bir belki de bu İFA size açıklıyoruz bunu. Bu edebiyatta mimarlığın uluslararası yabancı bir yayın evinde yayınlanması için İngilizce bir seçki istediler bizden. Nevni Hal Hoca'nın önderliğinde ona hep birlikte giriştik. Hatta şu anda son yazımızda Armağan Hocam'dan bekliyoruz. Onu da burada üyelere şikayet etmiş olalım. bu proje hakkında küçük bir sufle almış olabilirim hocam ben. Evet, çok enteresan. Heyecanla bekliyorum. Bir klasik hakkında İngilizce müthiş bir esay bekliyoruz Armağan Hocam'dan. Edebiyatta mimarlığın İngilizcesini yabancı bir yayın evinden dijital ortamda yayında görebileceksiniz aynı zamanda, ama bunlar basılı olarak da gönderebiliyorlar isteyenlere. Peki hocam, şimdiden ellerinize, emeklerinize sağlık. Başkan geldi. Ben müsaadenizle sözü ona devredeceğim. Ben de artık dinleyici olacağım. Çok teşekkür ederiz tekrar kabul ettiğiniz için. Başkanım, buyurun, söz sizde. Herkese merhaba. Öncelikle geç kaldığım için kusura bakmayın lütfen. Bu aralar her yere, her şeye geç kalıyorum. Ama işte sabrınıza ve samimiyetinize sığınarak böyle hemen apar topar bir geç kaldım telaşıyla geldim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben bugünkü konuklarımız çok kıymetli konuklar. Biri çok sevdiğim, çok kıymetli hocam, Nevni Hal Hocam. Diğeri de burada yine bir etkinlik sırasında tanıştığımız ve aynı zamanda meslektaşımız, çalışmalarını hayranlıkla takip ettiğim ve gerçekten edebi diline hayran kaldığım sevgili Hikmet Temel Akarsu. Bu yıl hepinizin bildiği gibi Mimarlık Festivali etkinliklerimize online olarak devam ediyoruz. Bu çerçevede bu yılki aslında hep gönlümüz birebir örgün, böyle göz göze, gönül gönüle bir arada olmaktı. Ama elbette ki bu sonraki dönem için engel değil, hatta bir başlangıç. Bu dönemde yine istedik ki bu platformda da olsa bir araya gelelim. Bu platformu değerlendirelim. Kendilerinin çok kıymetli çalışmaları var. Bizleri kırmayıp bu programda bizimle birlikte oldukları için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu noktada çok sevindim, mutlu oldum. En azından bu platformda bile olsa bile sizleri görmek beni çok mutlu etti. Tabii ki az önce bahsedildiği gibi böyle hani yüzüm olmayarak böyle bir moderatörlük yapıyorum. Yazım var, çalışıyorum filan. Hocalarıma mahcubum. Ama yine de sağ olsun onlar beni kırmadılar. Burada bizlerle birlikte oldular. Öncelikle tekrar bir hoş geldiniz diyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam, bizlerle birlikte olduğunuz için. Şimdi bu hafta, yani bugünkü konumuzda bilemiyorum Feyza Hanım'la ne kadar konuya geçiş yaptınız ama birazcık dinleyicilerimize herhalde edebiyatta mimarlık üzerinde bahsettiniz ama bu sinemada mimarlıkla ilgili bu kitabın çalışmalarının background'unda ne vardı, kitap nasıl ortaya çıktı? Birazcık bilgisi haberi olmayanları öylelikle bilgilendirebiliriz. Onunla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biz programı şöyle yaptık. İlk önce benim bir sunumla başlayıp hem bu sizin sorularınıza cevap vermek, kitabımızdaki amacımız, kitabın yaratacağı etkiler, kitapla ilgili bir kimliği ve içeriğiyle ilgili bir bilgi vereceğim.
Daha sonra da Hikmet Bey daha serbest bir konuşma yapacak. Tamam, tabii hocam, tabii. Hocam, postluğu alabilir miyim Mimarlar Odası'nın şeysinden? Hemen verelim hocam, bende de değil de. Mustafa Bey konuştu. Mustafa Bey'de. Nihal Hanım, onu ayarladım. Şu anda seyir screen yapabilirsiniz. Postu vermeye gerek yok şu anda. Tamam. Geldi mi? Geldi mi? Geldi hocam. Tamam. Önce mimarlık disiplin, mimarlığın diğer disiplinler arasında önemli bir meslek olduğunu söylemekle başlayayım. Aslında nitelikli bir mimarlık için biliyorsunuz mimarlığın diğer disiplinlerden de yararlanıyor. Bunlardan statik, fizik, coğrafya, psikoloji, ergonomi bilgisi yanı sıra mimarlığında estetik ve sanatsal yetkinliği olması gerekiyor. Bu nedenle biz sinema gibi diğer sanat dalının mimarlığa özgün fikirler, yeni teknolojiler, vizyonlar ve estetik algılar sunduğunu düşünüyoruz. Mimarlığın da bu sinemanın bu yaratıcı yönlerinden yararlanması gerektiğini değerli bir yaklaşım olarak ele aldık. Bilindiği gibi mimarlık birçok sanat dalıyla ilişkili. Bu edebiyat, resim, heykel, müzik gibi. Bu mimarlık sinema etkileşimde sinemanın görsel gücü, gerçek mekan yaratma duygusu verebilme yeteneği, yarattığı mekansal alternatiflerden mimarlık olarak yararlanmak mümkündür. Bu nedenle her iki sanat dalının yöntemleri ve bakış açıları birbirini beslemektedir. Mimarlık sanat sinema ilişkisinde asıl en önemli konu, ortak konu daha doğrusu mekandır. Dolayısıyla sinema mimarlık etkileşimde öncelikle mekan tasarımını ele almak gerekiyor. Aslında bizim bu toplantımızın amacı sinemada mimarlık kitabımızın izleyeni, yöntemini, gayelerini açıklamak. Kitabın hazırlanmasında mimarlık sanatıyla alakalı yaklaşık 1000'e yakın film izlendi ve incelendi. Bu filmleri yazarlara, mimarlara, akademisyenlere, edebiyatçılara, eleştirmenlere belli ilkeler doğrultusunda mimarlık sanatının dahil olacağı filmleri incelemelerini istedik. Bu incelenen filmler makale olarak bir form buldu. Ama bu makalelerde bu inceleyen kişilerin kendi perspektif bakış açısından ele aldılar. Biz de bu topladığımız makaleleri bilimsel, sanatsal ve editoryal eleklerden geçirerek 68 tanesini okura sunduk. Ayrıca filmin bazı karelerinde mimar illüstrasyonlar da kitapta kullandık. Şimdiki asıl burada kitabın entelektüel, sanatsal ve bilimsel etkisinin ne olacağı öngörüsünde şöyle düşünüyoruz. Kitabın hedeflediği film yapısının özümsenmesi, gelişen estetik ve kültürel erginlik sayesinde mimarlık eğitimde estetik, kuramsal, sanatsal nitelik yükselmesiyle faydalı bir kaynak yarattığımızı düşündük. Söz konusu derinlikli yapıtlarla beslenen mimarların çok gelişkin, sofistike, estetik bir bakış açısıyla hem mesleğe hem olaylara ve yaklaşımla olaylara yaklaşımıyla kendilerinde nitelikli bir sıçrama yapacağını düşünüyoruz. Bu projeyle aslında mimari alanda bir anlayış dönüşümü başlatmayı hedefledik. Geleceğin kentlerin sağaltılması, güzelleştirilmesi, daha yaşanır kılınabilmesi için mimarlığa vurgu yapan sinemanın şah eserlerini izlemek, anlamak, özümsemek, duyumsamak gerekir. Bu sadece biz eğitimci olduğumuz için mimarlık öğrencilerini değil, aynı zamanda pratikteki mimarları, şehircileri, akademisyenleri,
sanatçıları, hatta kent bilincine sahip herkes için elzem olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir nihai çalışmayı ortaya koymak, koyarak aslında mimari tasarım eğitiminde kuramsal, düşünsel, sanatsal, tasarım yönden destek veren kaynak bir kitap yarattık. Ya öğrencilere mimarlık, hem öğrencilere hem mimarlara kültürel ve sanatsal altyapılarını geliştirecekleri bir külliyat yarattığını düşünüyoruz. Böylesine bir külliyatında bir tasarım yetkisi, tasarım süreçlerinde bir yol gösterici olacağını düşünüyoruz. Aslında bu mimarlık eğitimin ve öğretiminde farklı disiplinlerle ele almak, bu kitabın ele alma yaklaşımı aslında kitapla ortaya koymuş olduk. Aslında bu kitap aynı zamanda mimarlık eğitim programlarında da ve araştırma alanlarında yeni bir bakış açısı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü yeni dersler açmak, lisans, yüksek lisans, doktora, aynı zamanda tezler yapmak, yeni araştırma konuları bulmak, yeni bakışlar yaratmak açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani son olarak da şunu söyleyebilirim. Kitap aracılığıyla görsel ve imgesel zenginlikleri olan bu filmlerin mekan tasarımcılarının da dikkatine sunmuş olacağız. Şimdi kitabın biraz da içeriğinden bahsedeyim. Şimdiki kitap 10 bölüme ayrıldı. Birinci bölümde mimarlığa ilham veren filmler. Bunlardan Büyük Grand Prix'te Otel'i sıralarsam Oyun Zamanı, Amcam, Mimar Babam, Mimar, Ev Yaşamı, Frank Gehren'in Eskizleri, Mimarın Göbeği, Roma Tatili, Düşüş, Bir Konuşabilse, Da Vinci Şifresi. İkinci bölüm çevre ve mekan psikolojisi bağlamında filmler. Dogville, Doktor Caligari'nin Odası, John Senni Kaptı, Kayıp Otoban, Kutsal Motorlar, Panik Odası, Arka Pencere, Cinayeti Gördüm, Barton Fink, Kış Uykusu, Cinnet. Üçüncü bölümde mimarlık sosyolojisine dair filmler. Gurbet Kuşları, Amerikan Güzeli, Modern Zamanlar, Muhsin Bey, Tanrı Kent, Selam Bombay. Dördüncü bölümde bilim, kurgu ve distopyalar. Bunlar bir hayli ve çok da çarpıcı filmler. Brut Atlası, Bıçak Sırtı, 1984, Beşinci Element, Gattaca, Metropolis, Otomatik Portakal, Yaratık, Matrix, Dünyaya Düşen Adam, Yaşıyorlar, Brezilya, Başlangıç sayabiliriz. Kent kimliğine dair filmler, Manhattan, Roma, Gün Doğmadan, Sihirbaz. Politik mimariye dair filmler, Spider and Er, Conformist, Doktor Jivago, 24 Kent, Patron Çıldırdı. Zaman ve mekan bağlamındaki filmler, Truman Show, Tarkovski Sineması, Gölev, Ulis'in Bakışı. Politik mimariye dair film, pardon tekrar oldu, bir dakika. Ekolojik filmler, Baraka, Koyanisakatsi, bunu okumakta biraz zorlanıyorum, Ekonopolis, Manufactured Landscape, son olarak da 10. bölümde de Fantaziler, bunlar da Alice Harikalar Diyarında, Yüzüklerin Efendisi, Jurassic Park, Suspiria, Makaseller ve en son olarak da Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Ben bu girişi yaptıktan sonra sözü Hikmet Bey'e bırakıyorum. Şeyden çıkayım. Bence artık yüz yüze görüşelim. Evet. Şey olursa buradan ben hostluk yapabilirim arkadaşlara söyleyeyim. Buradan katılan olursa şey yapabilirim. Kabul edebilirim. Evet. Armağan Hocam'ın ekleyeceği bir şey var mıydı? Yoksa direkt ben konuya gireyim mi? Siz lütfen hocam. Siz girin. Tamam. Devamında ufak ufak ben de bir şeyler söylerim. Tabii o sorular alırız. O şekilde ilerleriz. Zaten Armağan Hocam biliyorsunuz değerli hocam son derece akademik bir dille konuları anlatmayı tercih ettiği için belki sizlerin alışkın olduğunuz bir üslup. Fakat biz tabii edebiyatçılar böyle irticalen konuşmayı, serbest stilde konuşmayı, daha samimi, daha organik ortamlar yaratmayı severiz bilirsiniz. Şimdi o yüzden ben size kitabın
hikayesini anlatarak önce başlamak istiyorum. Kitap 2016 yılında Edebiyatta Mimarlık kitabı çıktığında, ki biz o kitap için çok uzun süre çalışmış, çabalanmıştık. Sırf yayın süreci bile 2 yıl sürmüştü. 100 kadar büyük edebiyat şaheseri hakkında illüstrasyonlar çizilmişti, onlar beğendirilmişti, şu olmuştu, bu olmuştu. Uzun hikaye. Fakat o kitap çıktığında gerçekten bizim hedefimiz olan mimarlık sanatında yeni bir iklim yaratma gayesine hizmet eden bir ortam oluştu. Kitap yaklaşık 8 ayda birinci baskısını tüketti ki birinci baskı 3000 adetti ve lüks bir baskıydı, yani oldukça pahalı bir kitaptı. Fakat daha sonra bildiğiniz gibi Yapı Endüstri Merkezi'nde yeniden bir yapılanma söz konusu olduğu için ikinci baskı hemen ardından gelemedi. Yeni Yapı Endüstri Merkezi'nin yeni yapılanmasına Yem Yayınları ayrı bir oluşum olarak devreye girdiğinde kitap tekrar çıktı. Fakat 2016 yılında Edebiyatta Mimarlık kitabının yaratmış olduğu rüzgarlar sırasında biz biraz da Gülçin Hanım'la olan sohbetlerimizden yararlanarak bu işi mutlaka sinemada da yapmamız gerektiğine karar verdik ve biz 2016 yılında tam Edebiyat Mimarlık kitabı çıkar çıkmaz bu işe giriştik. Bu işe giriştiğimiz anda aslında hepimizin kendimize göre bir sinema kültürü, bir görsel kültürümüz, sinemanın da bir mekan kavramı olduğunu, bir mekansal kurgu olduğunu biliyorduk. Hepimiz bu konuyla ilgileniyorduk ve sinema mimarlık camiasında bir terranova değildir. Yani bir ayak basılmamış topraklar değildir. Birçok akademisyen, birçok mimar, birçok sanatçı sinemada mimarlık konusuyla her zaman ilgili olmuştur. Fakat biz bunu belli bir konsept bütünlüğü içerisinde ve bir galaksi içerisinde, bir bütünsellik içerisinde kompletman, yani bütüncül olarak ele almayı ve bu konuda gerçekten bir referans kaynak oluşturmayı hedefledik. Ve bu hedefimiz doğrultusunda yola çıktığımızda incelediğimiz 1000 kadar filmin dışında birçok insandan görüşler aldık. İşte bir mimarın izlemezse olmaz diyeceğiniz filmler hangisidir? Şunu öğrenemeden sonra bunları en yetkinle yazacak yazarlar kimlerdir? Nedir? Onu araştırdık. Daha sonra gelen yazıları tabii elemine ettik. Her yazı kolay kolay yayınlanır düzeyde olmuyor. Onların revizyonları geldi, gitti, o oldu, bu oldu. İllüstrasyonlar çizildi ve kitap çıktı. Şimdi benim burada özellikle genç mimar arkadaşlarıma belirtmek istediğim birkaç husus var. Şimdi bunlardan birincisi, bu bir klasik kitap anlayışında ele alınmış bir kitap değildir. Ve sanatsal olaylara, mesela bir romana, bir edebiyat eserine veya bir sinema eserine unik bir bakış söz konusu olamaz. Yani mutlaka her kişinin, her yaklaşım gösteren kişinin farklı bir analizi, farklı bir görüşü, farklı bir yorumu olabilir. İşte biz bu kitaplarda bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani buradaki herhangi bir film, diyelim ki Grand Budapest Oteli veya Playtime, Oyun Zamanı veya diyelim ki Mimarın Göbeği veya Da Vinci Şifresi. Her kime sorarsanız sorun, birbirinden farklı görüşler öne sürecektir. Fakat bizim bu kitapta yapmaya çalıştığımız işte bu hezaren görüşleri ortaya çıkarmaktır. Hezaren, gençler bilmiyor olabilir, biraz tercüme edeyim, bin renk anlamına gelir. Yani çok farklı renklerden, çok farklı duygulardan, çok farklı bakışlarından, çok farklı perspektiflerden beslenerek hezaren bir yapıt ortaya çıkarmak. Yani bizim kitabımızı okuyan bir kişinin, bir genç mimar adayının, ha, Da Vinci Şifresi de bunu anlatıyormuş, bunu formül olarak ele alalım, durumdur, bundan ibaret, ha bunu da öğren. Hayır, bu böyle değil. Burada bir tartışma süreci başlatıyoruz biz. Yani bu film hakkında yazı yazan yarımız, akademisyenimiz veya profesörümüz bu film hakkında şunları düşünmektedir. Onun bakış açısı budur. Ama bunlar tartışmaya açıktır. Gelin tartışalım. Yani biz büyük bir tartışmaya, büyük bir foruma davet ediyoruz bütün genç mimar adaylarını. Bunu neden davet ediyoruz? Çünkü bugün bu foruma
bu kültürel zenginleşmeye, bu yaratıcılıktaki zenginleşmeye en çok onların ihtiyacı var. Neden? Onun da nedeni şu. Mimarlık biliyorsunuz geçtiğimiz 30-40 yıllık süreç içerisinde Türkiye'de müthiş bir tek düzeleşme ve kentlerdeki organik dokunun berhava edilmesiyle sonuçlanan trajik bir süreç yaşadı. Ve bunun sonucunda bütün şehirlerimiz betonarme karkas yapılarla doldu ve hepsi birbirine benzer oldu. Oysa Anadolu'nun, bizim Ege'nin, Karadeniz'in, Güneydoğu'nun, Güney'in, Akdeniz'in bütün şehirleri son derece kişilikli, enteresan, geleneksel yapılarla dolu harikulade, masal gibi yerlerdi. Ama bunların şimdi hepsi birbirine benzedi. Bunun sonucunda ne oldu? Bugün mimarlık sanatı büyük bir çıkmaz içerisinde ve mimar gençlerimiz iş bulmakta zorlanıyorlar. Neden? Çünkü herkesin kafasında tek düze o betonarme karkas tek tip apartman yapılarını yapmak. Oysa biz onlara emsalsiz bir hayal gücüyle yola çıkmalarını öğütleyecek olursak onların işi hiçbir zaman bitmeyecek. Yani mimarın işi hiçbir zaman bitmez. Yeter ki muhayyilesi geniş olsun, hayal gücü geniş olsun, estetik duyargası gelişkin olsun ve farklı bir şey yapmaya orta koyup, yola koyulup bazı estetik değerlerle beraber gerçekten mimarlığın aslında bir mutluluğu arama sanatı olduğunu bilsin. Bunu yaptıkları zaman o mimar adayları şunu görecekler ki farklı olmak, bir işin ruhuna inmek ve gerçekten yaratıcı fikirlerle yola çıkmak hiçbir zaman sonu gelmeyecek geniş bir iş alanı sağlayacaktır bize. Bizim son 50 yıllık mimarlık sanatına yaşadığımız bu kültürel, estetik ve sanatsal fakirleşmedir. İşte biz edebiyatta mimarlık kitabıyla, sinemada mimarlık kitabıyla ve bunun ardından gelecek sizlerin de Konya'nın çok büyük bir katkı yani contribution diyorsunuz akademisyenler, çok büyük bir katkı koyduğu, belki de 10-15 yazarla katıldığı ve burada belki hepinizin konuşacağı bir forum yapacağız o kitaplar çıktığında. Çağdaş Dünya Edebiyatı'nda Mimarlık ve Çağdaş Türk Edebiyatı'nda Mimarlık kitaplarımızı çıkaracağız. Ve ondan sonra başka kitaplarımız da çıkacak. Ve bu kitapların hepsi birer forumdur, birer kültürel zenginleşmedir, birer iddia, birer challenge'dır. Yani biz öyle bir şey yapacağız ki bu masalsı ülkenin kaybettiğimiz bütün güzelliklerini çok daha zenginleşmiş bir şekilde geri alacağız. Ve bunun için öncelikle kendimizi geliştirmek zorundayız. Ve sinema bunun için en önemli kaynaklardan biridir. Çünkü dünyanın en yetkin yönetmenleri, en yetkin yapıtları ortaya koymaktadırlar. Bir de şunu da söyleyeyim. Çok uzun oldu konuşmam, belki beni bağışlayın. Şimdi biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde 5000 tane film festivali var. Ve her yıl binlerce film üretiliyor. Özellikle bu internet teknolojisinin ve kamera teknolojisinin gelişmesiyle beraber kısa film yapanlar, bu video koyanlar, şunlar bunlar, onları da saymıyorum. Yani görsellik olağanüstü gelişti. Dolayısıyla her çekilen film, belgesel veya diğer videolar, kısa filmler vesaire, hepsi aslında bir mekanı ele alır. Aslında bütün filmlerin mimari açıdan incelenmesi ve mercek altına alınması mümkündür. Fakat biz işte burada bizim empresaryo yönümüz ortaya çıkıyor. Yani sanatsal bir bakış açısıyla bunların hangisi mimarlık sanatında bize ilerlik edecek, bize bir fener, yani gemici feneri rolü oynayabilecek, bize pusulabilecek sanatsal zenginlik hangisini? Biz bunları seçmeye çalıştık. Ha, biz bunları seçtik. Belki Feyza Hanım yapsaydı bu kitabı başka bir 80 tanesini seçecekti. Armağan Hanım yapsaydı başka bir 150 tane seçecekti. Bu da önemli değil. Keşke siz de ayrı bir 150 tane seçseniz de onlar üzerinde de konuşsak. Ama önemli olan şu, biz bunları bir kere konuşmaya başladığımız zaman olağanüstü bir dünyanın, olağanüstü bir deryanın sonsuz böyle derinlikleri üzerinde gezmeye başlıyoruz ve hayal güçlerimiz
olağanüstü artıyor. Ve bunları biz kendi yapıtlarımıza, sanat eserlerimize uyguladığımız zaman, işte o zaman gerçekten çok farklı bir şey yapmaya başlayacağız. Ve bu şehirlerimize sinmiş olan alelâdeliği şöyle bir elimizin tersiyle silip atacağız. Yine de bir şey daha burada tekrarlamak istiyorum. Hepimiz burada sizinle birlikte olmaktan, bu sohbeti yürütmekten dolayı çok mutluyuz, çok bahtiyarız. Ama aramızda en mutsuz olan benim. Çünkü ben Konya Mimarlar Odası'ndan geldim ve konuk oldum. Oradaki o Mimarlar Odası'nın o giriş katında her iki yanı kütüphane, ortasında o yuvarlak masa, genç mimarların, öğrenci mimar, aday mimarların orada toplaştığını, akşam saatlerinde işe gelen o insanların coşkuyla, sevgiyle, sempatiyle birbirlerine sarıldıklarını, hararetle mimarlık konuştuk. O ortamı ben yaşadım. Ve aslında bu konuşmayı orada sizin aranızda yapmayı çok isterdim. Çünkü benim tüm Türkiye'deki mimarlar odalarına örnek gösterebileceğim bir atmosfer, bir aile sıcaklığı vardı orada. İşte bizim kaybettiğimiz buydu genelde. Diğer odalarda, Türkiye'mizin diğer ortamlarında. Mimarlar Odası Konya Şubesi bunu başardı. Ve ben bu değerli arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Onlarla beraber olmaktan da gurur duyuyorum. Şimdilik burada ara veriyorum. Çok uzun konuştum, beni bağışlayın. Estağfurullah hocam. Biz de size az önce söylediğim gibi Hikmet Bey'le tanıştığımızda biz de çok heyecanlanmıştık. Mimyal Hocam'la daha öncesinde bir tanışıklığımız vardı. Ama Hikmet Hoca geldiğinde biz de çok heyecanlanmıştık. Gerçekten yani o yönden bende de bir burukluk var Hikmet Bey. Dediğim gibi burada olmanızı çok isterdim ama kesinlikle bu süreci atlattıktan sonra bir araya her zaman geleceğiz. Gönüller bir kere, onda bir şey yok ama şüphe yok. Ama buradaki arkadaşların, buradaki mimarların sizinle tekrar bir araya gelmesini biz gönülden istiyoruz. Yani tekrar o doyamadığımız sohbetleri yapmak istiyoruz burada, bu platformda. Çünkü sizler de gördünüz, burası heyecanlı. Yani Konya heyecanlı. Ve aslında pandemi sürecine kadar da o birbirine oldukça destek ve etkinlikleri oldukça samimi bir şekilde takip eden bir ekip var, bir ruh var burada, bir heyecan var. Onu da kaybetmek istemiyoruz tabii ki. O da devam edecektir. Mutlaka ileride sizlerle bir araya geleceğiz diye düşünüyoruz. Yani böyle bir sizi öncesinde bir buraya tanıştıralım, ondan sonra bir de madden burada somut bir şekilde ağırlayalım. İnşallah. Zaten bu çağdaş edebiyata mimarlık kitapları çıktığı zaman sizler bizlerden daha ön planda olacaksınız. Çünkü gerçekten arkadaşlarınızın çok nitelikli yazıları var o kitaplarda. Hepsini böyle çok büyük haz duyarak edit ettik onları. Kimisinden revizyonlar istedik falan ama genelde hepsi çok yetkin yazılardı. Yani Konya'daki mimarların entelektüel düzeylerinin de çok yüksek olduğunu gördük. Ve gerçekten Türkiye'nin hiçbir kentindeki mimarlar odası çevresinin entelektüalizmi bu kadar arzulu olduğunu ben müşahede etmedim daha önce. Açık söylüyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Büyük umut verici bir şey yani. Büyük umutlar besliyoruz buna dair. Biz bununla ilgili aslında çeşitli platformlarda Konya'nın ne kadar zengin olduğunu dile getiriyoruz ama sizinle olan hani sohbetlerimizde de bahsettiğimiz böyle Konya'yla ilgili bir nasıl diyeyim bir ön yargı. Ön yargı var. Evet, ön yargı. Gerçek anlamda bir sorun. Evet. Çünkü evet. Konya'nın insanı son derece yeniliklere açık, son derece entelektüel ve her türlü gelişime ilk başta katılmaya arzulu. Çok enteresan bir şehir aslında. Ben Konya'da kendimi her zaman çok iyi hissetmişimdir. Onu açık söylüyorum. Şimdi biz bu etkinlikleri İlk Mesut Bey'le düzenlediğimizde, Mesut Bey'le ilk tanışmamız da tamamen tesadüf eseri olmuştu.
Gaziantep'te bir etkinliklerini görüp bu etkinliği nasıl düzenlediniz, bu işin sorumlusu kimdir dediğimde beni Mesut Bey'e yönlendirmişlerdi. Öyle tanışmıştık Mesut Bey'le. Tabii buradan da anmış olalım. Selamlarımızı, sevgilerimizi, ekran görüntüsü alıp gönderdim kendisini. Şimdi Mesut Bey de çok heyecanlı ve dinamik birisiydi. Ben sürekli bir şeyler anlatıyorum, söylüyorum. Sonra Mesut Bey'i ben Konya'ya davet ettim. Dedim ki mutlaka buraya bir gelmeniz lazım. Buradaki atmosferi bir görmeniz lazım. Benim telefonda anlatmam mı olmaz. Sağ olsun Mesut Bey de geldi ve dedi ki gerçekten ben böyle beklememiştim. Yani etkinliklerimizde, kitap satışlarında, kitaplara olan ilgide, işte standlara olan ilgide Mesut Bey de aynı şeyi söyledi. Burada ciddi bir hazine var ve dışarıdan hiç görülmüyor. Başka türlü görüyoruz, algılıyoruz, bahsediliyor diye. Bunu ben olduğum her platformda yaşıyorum. Özellikle sözünüzü kesiyorum. Yani yanılıyorsunuz. Siz şöyle söyleyeyim. Yani ben dışarıdaki üniversitelere gittiğimde de aslında Konya, İstanbul büyük şehirlerden sonra Bursa'dan sonra gelen en dikkate alan şehrin her türlü etkinliğiydi. Yani üniversite ortamı açısından, şey açısından yani öyle bakmayın, değerinizi dışarıdakiler biliyorlar. Belki yakın çevre fark etmiyor. Zaten ben biliyorsunuz 2009'da gelmiştim. Yani görmüştüm zaten potansiyelin ne olduğunu. Bunu konu sinemanın dışına taştı ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Benim dikkatimi çeken bir de şu olmuştu Konya Mimar Odası'na geldiğimde. İnsanların bizine karşı saygılı olduğunu görmüştüm. Bu diyeceksiniz ki bunda ne var Hikmet Bey? Hayır, bunda çok şey var. Çünkü bu kalmadı. Bu özellikle nüfusu artan, çok artan, 1 milyonun üstüne çıkan şehirlerde insanlar birbirine ne saygı duyuyor, ne hürmet gösteriyor, ne büyük biliyor, ne küçük biliyor, ne yani işte bir talebe geliyor, atıyorum bir profesörün karşısında tırnak içinde söylüyorum, posta koyabiliyor. Konya'da ilk defa, uzun süreden beri ilk defa insanların birbirlerine karşı çok saygılı, ölçülü, mesafeli, hürmetkar böyle bir şey gördüm. Yani bu çocukluğumdan anımsadığım hattı hoş tanımak, bunu da belirtmek istedim bu arada. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Acaba dinleyicilerin sorularını mı alsak, bir tartışma mı? Yoksa olmazsa sinema konusunda öyle yapalım. Şöyle aslında süremiz ne kadar onu da süreyle ilgili Mustafa Bey, yanlışım varsa düzeltin. Az önce unlimited diye bir mesaj geldi. Herhalde süreyle ilgili bir sıkıntımız yok değil mi? Hayır Armağan Hanım, süre uzun. Süreyle ilgili bir sıkıntı yok. Tamam. Tamam, teşekkürler. Şimdi hocam şöyle devam edebiliriz isterseniz. Bir iki benim Feyza'nın aslında bu kitapla ilgili öğrenmek istediği çok kısa sorular var. Aslında soru da değil, yani bilgi niteliğinde şahsi bir merak ve hani biraz da dinleyicilere soru anlamında yol açmasını istediğimiz ya da sohbeti yönlendirmek istediğimiz şeyler. Feyza ile başlayalım isterseniz. Feyza. Nevnihal Hocam, Hikmet Temel Hocam, öncelikle teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Nevnihal Hocam dediği gibi biz aslında burada oluşan nüvenin, Konya Mimarlığı Odası oluşan nüvenin farkındayız. Mümbit bir yer gerçekten ve bizim de amacımız aslında odayı kültür, sanat, edebiyat mahfili haline getirmek. İnşallah sizlerin de desteğiyle zaten bunun da tohumlarını atmış olduk. O yüzden çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun iltifatlarınız için. Sinemada mimarlık kitabı özeline dönecek olursak aslında siz hani geniş bir perspektifle kitabın oluşum sürecini anlattınız ama belki projeksiyonu biraz daha daraltmak, biraz nostalji yapmak adına Yeşilçam'la, Yeşilçam filmlerimizle sinema ilişkisini belki bize anlatabilirsiniz hocam. Hani hiç sinemayla ilgisi olmayan bir kimsenin bile ülkemizde bir Yeşilçam filmiyle en azından bir gönül bağı vardır. Biz mesleki açıdan bu gönül bağının neresindeyiz? Bu ilişkiyi anlatabilirseniz belki oradan devam ederiz. Teşekkür ederim. Ben yanıtlayabilir miyim hocam? Şimdi kitapta biliyorsunuz Yeşilçam sinemasının
mimarlığa yaptığı katkı anlamında birkaç önemli film hakkında yazılar var. Bunlar da çoğu da bana ait. şimdi bunların önce bir genel bir çerçeve çizeyim. Şöyle ki Türk sineması aslında diğer disiplinlere göre kıyaslandığında çok başarılı bir sanat alanıdır dünya ölçeğinde. Ve özellikle ilk dönem Türk sinemasının müthiş bir şiiri, müthiş bir duygu vardır. Bu şiir, bu duygu kimi zaman çocuksu, kimi zaman melodramatik, kimi zaman naiftir. Ama her zaman motive edicidir. Büyük duygulara sevk edicidir. Yani bir Tarık Akan, Emel Sayın filmi bile çok güzel duygulara insanı taşır. Ne bileyim işte Belgin filmleri, Türkan Şoray filmleri ve bunların hepsinde de umumiyetle çerçeve İstanbul Boğazı, adalar falan filan hepsi standart klişe yerlerdir. Ama o klişeleri bile Yeşilçam çok güzel işlemiştir ve bize masalsı bir Türkiye'de yani herkesin iyi kalpli olduğu, işte fabrikatörlerin insanlara iyilik saçtığı, işte yoksullara herkesin yardım ettiği, işte ne bileyim bütün aşkların mutlulukla sona erdiği, işte erkeklerin çok karakterli olduğu, kötülüğün sonunda bu olduğu böyle çocuksu, naif, tatlı şeylerle beraber ama bir de arka planda bir mahalle çerçevesi çizerler bunlar. İşte o mahalle güzel bir mahalledir. Çünkü o özünde bizim bugün özlediğimiz, o çok sevdiğimiz Türkiye'mizdir. Şimdi bunun dışında bir de kilometre taşı anlamında mimarlık sanatı açısından mutlaka bilinmesi gereken bazı büyük yapıtlar vardır. Mesela Gurbet Kuşları. Bütün travmatik korkularını içeren bir konsept dahilinde büyük şehre gelmiş bir ailenin yaşadığı trajedileri anlatır. Şimdi orada bir yandan kırsal bölgeden kopmuş gelmiş, kırsal bölgenin değerlerini yaşayan bir ailenin İstanbul'daki tırnak içerisinde tefessüh etmiş hayata eklemlenmesi süreci, buna intibak edememesi, ne olduğunu şaşırması, hem kendi öz değerlerinden uzaklaşıp onları kaybetmesi, hem de kendi yolunu şaşırması ekseninde aslında nostaljik İstanbul'dan bugün başka yerde kolay kolay bulamayacağımız inanılmaz görüntüler, fasatlar sunar. İnanılmaz bir yaşam bahçesinden bize manzaralar çizer. Gurbet Kuşları, Halit Refik'in bir şaheseridir. Yani bu filmin mesela bu filmi izlememiş bir kişinin ben atıyorum mimarlık yapmasını keşke yapmasa yani mimarlık başka bir iş yapsa diye bakarım yani. Filmi vardır. Muhsin Bey filmi hakkında size şöyle söyleyeyim. Bu Yavuz Turgul'un başyapıtı biliyorsunuz. İşte değişmez oyuncuları Uğur Yücel'le işte neydi eşkıyayı oynayan Şener Şen'le birlikte çektikleri olağanüstü estetik değerlere ihtiram gösteren müthiş bir film. Tabii Yavuz Turgul ne yazık ki bütün filmlerinde aynı temayı işlemiştir. Yani işte eski değerlere bağlı yaşlı bir insan ve yeni gelen kuşakla onun çatışmaları, yeni kuşağın anlayışlarını benimseyememesi. İşte Eşkıya'da olsun, sonra işte birkaç filminde daha şu anda adlarını tek tek sıralasanız hepsinde aynı temanın izlendiğini görürüz. Ama Muhsin Bey de arabeskin gelip şehirli kültürüne hakim olmasıyla beraber eski bir İstanbul efendisinin kaybedilen estetik değerler üzerine insanın gözlerini yaşartan büyük bir ağıtı vardır. Şimdi Muhsin Bey filmindeki o büyük estetik ağıtı dinlemiş bir kişiyle, seyretmiş bir kişiyle bundan bir haber bir kişinin yaptığı mimarlık sanatı aynı olabilir mi?
Ya bizim zaten sorunumuz bu. Mesela İstanbul niye bu hale geldi? İstanbul'daki güzel, gerçek güzellikleri bilmeyenler tarafından bu hale getirildi. İstanbul'daki gerçek güzellikleri, o erguvan ağaçlarını, o boğazın yalılarını, o boğaz sırtlarını, o küçük su çayırını, Beykoz çayırını, eski Kalamış'ı, Bağdat Caddesi'ni, adaları, bunları bilmeyen ve tamamen rant hırsıyla dolmuş bir neslin yaptığı yağmalar sonucunda bu hale geldi. Ama bir Muhsin Bey'i izlese bu insanlar, başımıza neler geldiğini o kadar iyi anlayacaklar ve öyle naif bir estetik duyguya sahip olacaklar ki, bu zarafete, bu içtenliğe, bu sanatsal yetiye sahip olmuş bir insandan korkmayın. O ne yaparsa güzel yapar onda. Ama bunu bilmeyen adam da hakikaten keşke mimarlık yapmasa deriz. Şimdi Türk edebiyatın, Türk sinemasından başka filmler de vardı. Mesela şey vardı. Kış Uykusu'nu, en son dönemden Kış Uykusu'nu yazmış. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu. Kış Uykusu. Ha, aslında Nuri Bilge Ceylan bir otör sineması yönetmeni olduğu için aynı zamanda bir yazar gibi de onu ele alabiliriz ve dolayısıyla onu tek bir eserini izlemek değil, bütün eserlerini bir arada ele almak gerekir. Bir arada ele aldığımızda ise onun nasıl söyleyeyim, kasaba hayatının veya taşra hayatının boğucu atmosferinden yola çıkan bireylerin kendilerini arayışları vesaire anlatılır. Kasaba, Mayıs sıkıntısı vesaire, o filmlerde, ilk baştaki filmlerinde. Kış Uykusu'nu benim özellikle yazmak istememin nedeni ise şu oldu. Tabii kitabı okuyanlar buradaki analizlerime çok daha derinden haiz olacaklardır ama yine de kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi Kış Uykusu'nda mekan seçimi çok enteresandır. Olağanüstüdür. Kapadokya seçilmiştir ama Kapadokya turizm açısından inanılmaz bir plato olmasına rağmen aslında böyle heveskar müteahhitlerin yaptığı böyle kurnaz oteller, işte mağaraların içine oyulmuş, hani burjuva yaşantısını böyle derohte etmeye çalışan cin fikirli müteşebbislerin yarattığı böyle küçük odalı evler, canına okunmuş bir yani tarihi plato, fakat bir yandan da herkes snob mu snob, herkes havalı, herkes böyle bir ayrıcalıklı yaşıyorum havalarında ama bir yandan da tarih yıkılıyor. Şimdi ve burada bir tabii filmin kahramanının adı da Aydın. Yani aslında büyük bir Aydın eleştirisi evet. Film. Tabii Aydın eleştirisi konusunda söylediklerinde Nuri Bilge Ceylan'ın katılmıyorum. Ama aydınlarımızın yani münevverimizin de umumiyetle böyle bir tavır içinde olduğu da bir realite. Evet. Yani kendisiyle halkın arasına bir mesafe koyan ve sürekli ona ayar çeken, onu işte yönlendirmeye çalışan falan. Şimdi mesela burada bir aydın tarzı olarak belli bir hayata, belli bir zümreye dayatmaya çalışan insanların davranışlarını bilen, kavrayan, anlamış, bunu içselleştirmiş, bu empatiyi kurmuş bir mimar adayıyla bundan haberdar olmayan bir adayın yapacağı yaratıcı bir olabilir. Dolayısıyla Kış Uykusu'nun ve Nuri Bilge Ceylan derinliğinin mutlaka bütün mimarlar tarafından bilinmesinde büyük yararlar vardır. Şimdi başka Türk, Yeşilçam sinemasının tabii soruyu ben filmlere kaptırdım kendimi. Aslında sorunun temel eksenini kaybettim. Tabii Türk sineması başlangıçtaki o 50-60'lı yıllardaki Belgin Doruklu, Göksel Arsoylu, o harikulade naif İstanbul fasatlarıyla dolu, o güzelim konaklar, o güzelim yalılar, işte o şiirden sonra Türk sinemasının başına tabii çok kötü şeyler geldi. 70'li yıllardaki o korkunç yozlaşmayı hepimiz biliyoruz, burada şey yapmayalım. Daha sonra 80'li yıllardan sonra işte darbe ortamının yarattığı baskı atmosferinde işte o bunalım filmleri, aydın filmleri yapılması vesaire,
Daha sonra işte 90'lardan itibaren işte cin fikirli bazı reklamcıların sinema yapmaya soyunması, şu bu. Ama bütün bunların yanı sıra her zaman Türkiye'de bir otör sineması olmuştur. Ve bu otör sineması, yani Yeşilçam pozisyonunu kaybettikten sonra bir otör sineması devreye girmiştir. Bir de bunun dışında böyle para kazanmak için, işte şöhret yapmak için, piyasa işi, filmler yapmaya kalkanlar olmuştur. Bunlardan çoğu da reklam filmleri yapan, reklam şirketlerinin yöneticileri. Bunlar bizim konumuz değil. Bunları başka sosyologlar incelesinler. Ama bizim bunlar arasında dikkatimizi çeken başka birçok yönetmen olmuştur. Mesela bir Ferzan Özpetek'in ki siz Armağan Hocam İtalyan kökenli, İtalyan eğitimi odaklısınız. Yani bilirsiniz onun Hamam filmi veya diğer filmlerinde yarattığı mimari atmosferler çok enteresandır izleme veya mesela Ömer Derviş Saim. Ben diyecektim hocam Derviş Saim. Derviş Saim üstelik mimarlık üzerine de evet, çalışan bir yönetmendir. Zaten o Derviş Saim de o söyleşimizde vardı. O 2016 yılında edebiyatta mimarlığı sunarken hani sinemaya da sinema içinde bunu niye yapmıyoruz dediğimiz yapı endüstri merkezi kapanmadan önce organize edilen o söyleşi de Derviş Saim de vardı. Tabii Yeşim Usluoğlu gibi mimar yönetmenlerimiz falan da var ama onun mimari açıdan yani bize hani çok doğrudan mesajlar veren bir yapıtını pek müşahede edemedim ama mesela Ömer Kavur vardır Gece Yolculuğu veya Ana Yurt Oteli falan gibi filmleriyle. Bu sonsuz bir derya ve gerçekten incelemeye açık bir alan ve gerçekten de mimar adaylarına söyleyecek çok şeyi olan bir alan. Biz mesela sadece 3-4 film hakkında şurada bir saattir konuşuyoruz. O kadar önemli filmler var ki ya bunları izlememiş kişiler keşke bunlara mimarlık diploması verilmese diyesim var ya yani. O derece yani bu konuda fanatiyim yani. Mesela işte Büyük Budapeşte Oteli bu filmlerden biri yani estetiğin artık dorukları yani sarkastik, ironik bir anlatımla beraber müthiş bir sanatsal alegori. İnanılmaz bir şey. Mesela Dogville. Ben Dogville'i izledikten sonra 3 gün 3 gece uyumadım yani. Tamamen mimari şemalar üzerinde anlatılan bir filmdir. Ve bütün insan ruhunun karanlık taraflarını görebileceğiniz, insanın insan denen yaratığın bütün tehlikelerine vakıf olacağınız ve sonunda da artık spoiler da vermeyeyim yani ama çok dehşet verici bir finalle biten bir Dogville'i izlemeyen kişi keşke mimarlık diploması alamasa derim. Yani aynı şekilde o kadar çok sayacağım filmler var. Mesela Blade Runner, Bıçak Sırtı. Biliyorsunuz bu Philip K. Dick'in büyük edebiyat şaheseri Androidler Elektronik Koyun Düşler mi romanından uyarlanmıştır. Ridley Scott'un başyapıtı. İnanılmaz bir distopya. İnanılmaz bir şey. Bunları tek tek bahsetmeyeyim ben. Yine uzun konuştum. Ölçüyü kaçırdım. Ara veriyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Belki ilerleyen zamanlarda bir sorum daha olabilir. Ama sanırım başkan bir şeyler sormak ister. Buyurun başkanım. Şöyle benim aslında iki tane sorum olacak. Bunu nasıl yani bunu aslında üç tane ama böyle üçünü de peş peşe sorsam mı bilemiyorum. Çok da not alırız hocam gelecek, hazırlıklıyız. Gelecek soru. Yok ondan yana hiçbir şüphem yok zaten. Bakın bu kalemi görüyor musunuz? Bu Konya Mimarlar Odası'nın bana armağan ettiği kalemdir. Evet, evet. Onu duyduk. Ne güzel. İşte Konya yazıyor. Her yerde gururla ortaya çıkarıyorum. Çok teşekkürler. Vallahi gönlümüzdesiniz. Mükemmel. Çok süper. Harika. Şimdi benim aslında kitapla ilgili şöyle bir sorum var. Bu eserleri bu kadar yani 1000 tane film içerisinden bir seçkiye karar verdiniz ve ondan sonra edit ettiniz. Elbette bu sizin çok kıymetli bir eseriniz, çocuğunuz, evladınız gibi bir şey ama edit ederken özellikle hangi bölümde ya da hangi kitap böyle biraz daha sizi mekansal analizleri anlamında heyecanlandırdı?
Onu öğrenmek istiyorum. Yani mutlaka böyle gönlünüzün kaydığı bir yer vardır. Onu bir öğrenmek istiyorum. Bir diğeri, biraz daha belki Nevnihal Hocam bu konuda bizi aydınlatabilir. Gerçekten bunun eğitime yansıması ne aşamada? Acaba üniversitelerde gerçekten sinema ve mimarlıkla ilgili atölyeler, okumalar, Hikmet Bey'in söylediği hassasiyetle, aslında olması gereken hassasiyetleri göz önünde bulundurarak devam ediyor mu? Şu an mimari anlamda, ülkenin mimarisi anlamın, ya mimarisine baktığımızda yaptığımız hatalarda aslında keşke Yeşilçam filmlerini izleyip de neleri hatalı yaptığımızı görebilsek ve bunlara öykünerek kentlerimizi daha planlı yapabilsek ve tek düzelikten çıksak. Bugün gözümüzü kapatıp açtığımızda hangi şehirde olduğumuzu bilemediğimiz ve tarifleyemediğimiz mekanlar var kentlerimizde. Hepsi kaba bir tabirle patates baskısı gibi, hiç birbirine çok ve son derece benzeyen mekanlardan oluşuyor. Bunun eğitim müfredatına dahil edilmesi aslında bu kadar da üniversitelerin inisiyatifinde bırakılmamalı mı? Daha teşvik edici bunu nasıl yapabiliriz? Böyle bir külliyat var elimizde, bir envanter var mesela sizin hazırladığınız emek. Bunlarla belki bunları eğitime biraz daha şey yapma noktasında biraz provokatif olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Nevnihal Hocam ne diyecek bu konuda, onu merak ediyorum. Bir de son olarak mutlaka editte şey yapmışsınızdır, fark etmişsinizdir. Kitap içerisinde yer alan mesela mimarların, işte yönetmenlerin, eleştirmenlerin eleştiri yazılarını okuduğunuzda mekanı hangi açıdan ne kadar farklı aldığını, algıladığını düşünüyorsunuz? Örneğin bir yönetmenle mimarın muhakkak ki bakış açısı çok farklı olmuştur ama bu sizi nasıl etkiledi? Ya da şey oldu mu? Mesela bir filmi hem mimara hem yönetmene izletip ikisinin analizlerini karşılaştırma gibi bir imkanınız oldu mu? Bu noktada nelere dikkat ettiler? Son sorum da deyip size ondan sonra artık şeyleri bırakayım istiyorum. Şimdi 20. yüzyıl başından itibaren böyle aslında sinema biraz daha modernliğin hafızası olarak şey yapılıyor. Getiriliyor gündeme. Biraz daha bu konuyla ilgili eleştiriler var ama şimdi marjinal mekanlardan, marjinal karakterlerden bahsediyoruz. Bunun kimi zaman aslında modernizmin dayattığı böyle ruhsuz, işte anlamsız, monoton, mekanik ve standart bir dünyayı ele aldığı göstererek eleştiriliyor. Bu noktada siz de bu eleştiriye katılıyor musunuz? Yani 20. yüzyıl filmlerinin bu marjinal mekanları ve işte bu modern gelenekselliği liğin eleştirilmesi noktasına katılıyor musunuz? Evet. Onu sormak istiyorum. Evet, isterseniz önce ben başlayayım. Tamam, kısaca size. Şimdiki hangi filmler sizi heyecanlandırdı dediniz. Aslında ben kendi yazdığım filmlerden daha çok heyecanlıydım. Bunlardan bir tanesi Doktor Jivago, diğeri de Ben Hur'du. Çünkü hocam çok özür diliyorum. Hemen araya gireyim. Doktor Jivago tarihsel bakış açısı, tarihsel filmleri daha çok seviyorum. Çünkü tarihin insanlık, mekan, zaman, her şeyi daha detaylı ve geniş bir perspektifte verdiğini düşünüyorum. Doktor Jivago'da aslında dönemde çok tartışılmış bir film. Hem Doğu Batı, yani komünist blok, kapitalist blokun aslında nedir, savaşlarından önemli filmlerden birisi. Ben bunun dışında böyle sosyolojik filmleri de daha çok, yani mimarın sosyolojik filmlerine daha çok ilgi duyuyorum. Belki çalışma konuları mimarlık, sosyoloji, sosyal değerler, bunlar üzerine çalıştım bu nedenle. Yani mimarlık bağlamında böyle. Eğitimle ilgili sorularına gelince, şimdi bu çalışmayı bu kitaplarımız yayınlandıktan sonra tabii ki ben
Yani bunlar aynı zamanda araştırma projeleridir. Kitap projeleri kitap gibi değil de araştırma projesi olarak başladı. Gerek edebiyatta mimarlık, gerek de sinemada mimarlıkta biz okuldan destekler aldık. Pardon hocam, sinemada mimarlıkta desteği sağlayamadık. Sağlayamadık ama bu bunu kendimiz araştırma yapalım. Projesi hazırladık. Yani destek bulmak için çok çok dikkatli, uğraştık. Çok evet. Uğraştık. Çok başka çok ama farklı, alamadık yanımızda. Çok farklı yerlere de başvurduk ama olmadı. Bu yani bir araştırma projesi olarak başladı her iki şeyde kitapta. Hocam özür dilerim. Destek maddi anlamda mı yoksa manevi anlamda mı? Yani maddi anlamda. Çalışma alanı, konumlar, tabii, şey. Tabii, maddi anlamda. Ya çünkü sayısız film almanız gerekiyor. Bir sürü yere gitmeniz kitap gerekiyor. Kitap almanız gerekiyor. Evet. İllüstrasyonlar çizdirmeniz gerekiyor. Evet. O olmuyor. Bir daha şey yapmanız. Yani aslında şey ne diyor? Süreç çok zordu da ama proje olarak başladı. Sonra bu kitap projesine dönüştü. Tabii bu üniversitede bir proje yaptığın zaman aynı zamanda bundan bir üretim de isteniyor biliyorsunuz. Ya bir de benim şöyle de bir amacım vardı. Yani akademi ile pratiği birleştirmek, yani topluma, meslektaşlarımıza, ya sadece ürettiğim kitaplar akademik çevreler içinde değil de bu akademik bilgilerin topluma da yansıtılmasını istiyorum. Yani bu son 4-5 kitap projemizde buna çok şey yaptık, nedir? Dikkat ettim. Hikmet Bey'in de tabii bu konuda çok beraber ortak çalıştığımız için onun bu yönünden de açıkçası çok yararlandık, öyle diyelim. Yani topluma ulaşma açısından. Biraz biz akademisyenin topluma ulaşma sorunları var. Bu hem edebiyatta mimarlıkta hem sinemada mimarlıkta böyle bir topluma hedef şey ulaşmak gibi şeyimiz de var, hedefimiz de var. Bunun dışında akademik araştırmada ders açabileceğimi düşündüm. Yani şusu, geçen dönem edebiyat ve mimarlık üzerine bir yüksek lisans dersi açtım. Bu dönemde bu yine bir sinema mimarlık adı altında bir yüksek lisans ve sinemada mimar mekan analizi üzerinde bir seçme dersi açtım. Tabii biraz bu şey çalışmamız yeni başladı. Yani eğitimde ben aslında bir yıldır falan bunu deniyorum. Ama çok şey geçti. Mesela geçen seneki deneyimlerden söz edeyim. Edebiyatta mimarlık dersinde, yani bir kere herkesin bir kitap okuyup o tartışılması, herkesin çok farklı görüşü olması, hiç aklımıza gelmeyen bakış açılarını sunması, öğrencilerin şeylerini hissetmesi, bir edebi yani bir edebiyat eserini okurken bundan mimari bir ne çıkarım düşünürken aynı zamanda çok zenginleşmesi gerektiği, farklı çok bilgi birikimi olması gerektiği, bu değerlendirme yapabilmek için daha fazla okuması gerektiğini falan fark ettiler. Şimdi tabii bu yani kültür birikimi, mimari tasarıma yansıtmak bunlar şey değildir. Yani 2x2=4 gibi olamaz. Mimari tasarım böyle bir şey değildir. Bir hayalinize bir imaj kurarsınız, bir şey yaparsınız. Bunu yani bunun şeysi, bir formülü yoktur. Yani ilham kaynağı olur bazı eserler, birikimler insanlara. Aslında çok verimli de geçti. Öğrenci arkadaşlar hem çok iyi analiz yapıp çok iyi yorumlar yaptılar ve bunlar makaleler ürettiler mesela. Mesela bu üretilen makalelerin değerlendirecek ortamları oluştu. Şimdi sinemada, mimarlıkta aslında bu dönem şey yapıyoruz. Şimdi onun tam deneyimini tam şişe söyleyemeyeceğim. Yani nasıl bir tepki olacağım, nasıl bir ilerleyeceğim, zaman gösterecek. Onu biraz zamanı erken. Diğer bir sorunuz da şey, üçüncü, onu bir daha hatırlatabilir misiniz? Hangisi hocam? Modern eleştiri mi vardı? Evet, şimdi şöyle, dönemini yansıttığı için aslında biraz da özellikle 20. yüzyıldan itibaren daha çarpıcı mekanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela filmlerde işte marjinal mekanlar var, karakterler var, tasarımlar farklı,
Bunu çoğu zaman işte modernizmin dayattığı böyle ruhsuz, işte monoton, niteliksiz, mekanik, işte ve standart bir dünya olarak görülüyor, eleştiriliyor. Siz bu noktada ne düşünüyorsunuz? Ya aslında bu şey filmlerinde var. Bunlar bilim kurgu ve distopya, evet, distopya filmlerinde daha çok. Ama aslında orada yani sinema sanatının yarattığı mekanlar çok ilginç yani. Bence çok yaratıcı mekanlar. Yani onlar hani o sanal mekanlar çok, ama o sanal mekanlardan hani nasıl yararlanırız, ona nasıl insani boyut katarız, nasıl duygu katarız? Bunlar aslında belki şey bizim sorunlarımızdan biri. Zaten sadece filmlerde değil, yani modern dünyada kaybolan değerler, bunlar modernizm, gelenek durum, yani bunların çelişkileri, bunlar günümüzün temel sorunlarından birisi. Hani insanlık bir yandan, evet, teknolojik olarak ilerliyor ama insanlık durumu o kadar ilerlediğini söyleyemiyoruz. Yani çok büyük bir çelişki var. Bu filmlerde de var. Bu bence insanlığın sorunlarından birisi. Ben bunun tam çözümünü bir şey söyleyemeyeceğim ama belli bir iki biri olarak yani geçmişteki güzel şeyleri de koruyarak günümüzün çağdaş şeylerin ihtiyaçlarını bunlara da katarak bir yola devam etmek diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Evet. Ben bu arada küçük abi. Tabii ki hocam, hemen. Doktor Jivago benim belki 4-5 defa izlediğim bir film. Evet. Mekansal kurgular, o karlı havada işte o eve girdiklerindeki evin o buz çok felaket değil mi? Durumu, evet. Kaybedilen bir masalsı alemin yani burukluk, evet, değil mi? O sobalı ev, Jivago'nun sevgilisinin evindeki işte, evet, o sobadaki detay, hatta eşimle şunu konuşmuştuk. Bizim köyümüzdeki sobalarda çocukların işte sobaya yanaşması, yaklaşması ve yapışması çok olasıdır ve olağandır. Ama sobanın etrafına öyle bir detayla korumuşlar ki, mesela o bizim çok dikkatimizi çekmişti, evet, ve onun üzerine konuşmuştuk. Jivago, evet, da öyle bir şey ki izledikçe detayı çıkan bir filmdi ve 4-5 defa en azından izlemiştim bunu. Çok beni etkileyen kareler vardı. Hem mekansal anlamda hem sosyolojik anlamda. Kitapta görünce de ayrı bir sevindim. Yani onu da küçük bir not belirtmek isterim. Şimdi aslında bir şeyler eklemek istiyorum. Şimdi bu kitapta yer alan, sinemada mimarlık kitabımızda yer alan bazı filmleri doğrudan bakan kişiler gerçekten ya bunun da mimarlıkla ne alakası var kardeşim diyebilirler. Gerçekten Doktor Jivago da bu filmlerden biridir. İlk baktığınızda ya kardeşim bunun mimarlıkla ne alakası var şimdi yani diye düşünülebilir. Ama mimarlık sanatının derinliğine inmiş ve mimarlığın büyük bir mutluluk arayışı olduğunu bilen kişiler orada kaybedilen bir evrenin, kaybedilen bir yaşam biçiminin yerini kaplayan büyük bir yoksunluk ve burukluğun, o duygusal ikilemin ne kadar dramatik bir şekilde, ne kadar hüzün verici bir şekilde anlatıldığını. Zaten biz mimarlık sanatında insanların duygusal gelişimini sağlamak istiyoruz. Ya yani bizim amacımız bu. Yani insanlar tırnak içinde yani şey olmasınlar yani. Affedersiniz, bu tabir burada kullanmak caiz değil ama hödük olmasınlar, yani zarif olsunlar, duygusal olsunlar, içten olsunlar, kavrayışlı olsunlar, empati sahibi olsunlar ve gerçekten insanın yaşamak isteyeceği alanların nasıl olabileceğini tasavvur etme yetileri olsun. Bu ancak incelmiş zevklerle, incelmiş duygusallıklarla olabilir. Ve bunları en yüksek düzeyde veren filmlerden biri Doktor Jivago ve ilk bakışta da doğrudan gerçekten bunu ruhunda, mimarlık sanatın ruhunda hissetmemiş insanlar ya kardeşim bunun mimarlıkla ne alakası var diyebilirler. Bizim kitabımızda böyle filmler çok. Ya buna ilk baktığınızda ya kardeşim ne ilişkisi var bunun mimarlıkla? Mesela Lost in Translation biliyorsunuz. Bir konuşabilse diye çevrilmiş Türkçe'ye. Lost in Translation'ı biliyorsunuz.
Tokyo'da bir otel, bir aktör eskisi geliyor. Orada bir genç kızla karşılaşıyor. Aktör eskisi oraya bir reklam filmi çekmek için gelmiş. Ama artık şöhretini kaybetmiş, düşüşte. Bu kızla otel lobilerinde, o ıssız, o şey mekanlarda bir duygusallığı paylaşıyorlar. Ama bir imkansız duygusallık bu. Bir kalabalık içinde kaybolmuşluk, kalabalık içinde yalnızlık. O kalabalığın içinden çıkmaya çalıştığında kalbini vereceğin erkeğin artık senin çağın erkeği olmaması, başka bir şey. Yani bu karmaşık, bu girift duygulara vakıf olduğumuz zaman biz gerçekten değerli mimarlar olabiliriz. Yoksa ne olacak işte, betonarme kolona at, kirişi at, oradan bilmem pimapenleri doldur, yürü git. Bu değil ki artık aradığımız şey. Ben şimdi sizin sorularınıza gelmek istiyorum. Şimdi aslında siz toplantıya katılmadan önce Feyza Hanım'ın sorduğu bir iki soruyu yanıtlarken bir şeyler söylemiştim. Yine oraya gelmek istiyorum. Şimdi bakın, burada 70'e yakın film var ve bu filmler hakkında yazılar var. Bu filmlerin hepsini ben izledim. Bunlar gibi belki 500 tanesini daha, 1000 tanesini daha izledim. 50 yıllık aşağı yukarı 40 yıllık doğrudan, 50 yıllık dolaylı olarak bir yazarım ve 50'ye yakın Sahibin Yayın Evlerinden yayınlanmış edebi eserim var. Bu filmlerin her biri hakkında bir yazı yazmak benim için sadece bir saat alır. Böyle bir yazıyı, yani 5 sayfalık bir makaleyi bir saatte yazarım. Bu konuda da nevnihal tanığımdır. Yani bu yazı konusunda nasıl bir şeyim. Fakat ben bunları yazmıyorum. Ne yapıyorum? Sizin gibi genç pırıl pırıl zihinlerden yazı istiyorum. Ben bunu neden yapıyorum? Bu yazıya ihtiyacım mı var benim? Yok, tabii. Aslında var. Neden var? Çünkü şimdi dünyanın en zeki adamı olabilirsiniz, en akıllı, en okumuş, en iyi yazar ama her şey olamazsınız. Başkalarının fikirlerini aldığınız zaman o sizi zenginleştirir. Ve ne kadar farklı renk ortaya çıkarsa, ne kadar farklı ses, görüş, bakış açısı, perspektif oluşursa biz o kadar zenginleşiriz ve o kadar iyi görürüz. Biz bu kitaplarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bizim yaptığımız şey o insanları yönlendirmek. Ya bak kardeşim, yazını şöyle kaleme al, bak şuradan da bak, işte Türkçesi şöyle olmaz, şuranı. Ama onun dışında kimi zaman bazı yazılar burada tamamen, mesela ben o filme baksam başka türlü bakardım kardeşim diye düşünüyorum. Ama bundan yüksünmüyorum, iftihar ediyorum. Ya böyle de bir görüş varmış ya kardeşim, hani bunu da aldık bak, insanlar böyle. Şimdi biz aslında bu kültürü vermeye çalışıyoruz insanlara. Yani tartışmacı kültür, kendini geliştirecek çok yönlü kültür, katılımcı kültür ve tartışma ortamı ve bundan haz duymak, bunu bir gelişmenin aracı olarak görmek ve bunu olgunlukla yapabilmek. Kişisel kompleksler, işte egolar, vay ben daha iyi bilirim, sen ne anlarsın falan, ki affedersiniz beni mazur görün, akademiyada bu çok yaygın. Evet. Yani aynen. Egolar, ego savaşları yüzünden birbirlerini yemekten iş yapamıyorlar. Yani kusura bakmasın akademisyen arkadaşlar. Halbuki ego nedir ki ya? Hepimiz ölüp gideceğiz yani. Ama şurada bir güzellik varsa hadi gelin bunu beraber tadalım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz bu duyarlılıkları, bu incelikleri, bu zarafeti ve bu zenginleşmeyi vermek istiyoruz gençlere, mimarlara. Yani ben en iyisini biliyorum, ben yazdım, alın okuyun. Böyle bir şey yok. Kim oluyorsun sen? Kendim için söylüyorum. Kim oluyorsun? Herkesin beynine girebilir misin? Herkes gibi düşünebilir misin? Herkesin bildiğini herkes kadar bilir. Hayır. Dur, dinle, öğren önce. Herkesi dinle, gene bildiğini yap. Ama herkesi bir dinle. Belki orada büyük pırlantalar, altınlar, elmaslar, zümrütler bulacaksın. Buna bir şans tanı. Ha, bulamayabilirsin ama ya bulursan? Ya bulursan, ki zaman zaman da buluyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradaki her film benim için değerli. Her filme, her farklı bakışta ayrıca değerli. Ve keşke insanlar bunları alıp okuduktan sonra, ya hocam o öyle yazı, şey yapmışsınız ama bunu
Bir de ben de böyle yazdım dese. Mesela ne yapıyoruz biz? Mevla Hoca'nın bu sene açmış olduğu Edebiyatta Mimarlık Doktora dersinden 9 tane yazıyı hoca seçti. Biz Edebiyatta Mimarlık kitabında ya sırasını savdı bu arkadaş diyoruz. O yazıları çıkarıp o 9 yeni yazıyı sokacağız. Bu gençlere cesaret vermek, onları edebiyata, sanata kazanmak, farklı görüşleri dile getirmek ve kendimizi geliştirmek ve sürekli revizyon yapmak. İşte biz bu interaktif ve sürekli yenileşmeci ve geniş spektrumlu bakışla bu olaylara yaklaşıyoruz. Yani bu bir kitap, sadece bir kitap değil. Bu bizim yapmakta olduğumuz geniş spektrumlu bir çalışmanın bir ögesi. Ama bu ögede biz Feyza Hanım'ı tanıyoruz, Armağan Hanım'ı tanıyoruz, Armağan Hanım'ın eşi Mustafa Bey'i tanıyoruz, Havva Alkan Balay'ı tanıyoruz, Ahmet Alkan'ı tanıyoruz, Mesut Bey'i tanıyoruz. Daha sizler, bunlar Konya'dan verdiğim örnekler. Daha kimleri tanıyoruz? Ve ne değişik şeyler söylüyorlar, neler öğreniyoruz? İşte ömrümüzün sonuna kadar o öğrenci ruhunu yitirmemek var ya, işte bizi yükseltecek olan da budur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Nevnihal Hoca kendi fakültesinde senatonun da kararıyla bu konularda edebiyat konusunda da sinema konusunda da seçme dersler açtı. Ve bu dersleri veriyor şu anda. Ama biz şu anda bunu soruyoruz. Niye Konya'da yok? Yani niye Armağan Hoca açmadı hala? Veya niçin... Hava Hocam açtı biliyorsunuz. Hava Hocam açtı sinema. Hava Hocam açtı ama o da Çukurova'ya gitti. Yani zaten Hava Hocam... Ama Hava Hanım açtı ama o ders orada kalıyor. Biliyorsun evet. Dersler taşınmıyor. O dersler okulunmalı. Şimdi, o dersi aktive edilmiyor. Ve biz bu dersleri birer atölye olarak görüyoruz. Bu kitapları ve bu kültürü geliştirecek atölyeler olarak görüyoruz. Bunu hani ben ders açtım 10 kişiye ders, böyle değil yani, bunun genel bir seferberlik olması ve mimarlıkta artık kimsenin perspektif, aksonometri, yok işte malzeme, yapı, yok pencere, tavan, betonarme, statik, bunları öğrenmeye ihtiyaç yok. İnsanların derinleşmeye, ruhsal olarak gelişmeye, estetik değer, estetik değerlere sahip olmaya ve ruhsal aşkınlığa ihtiyacı var. Bunları yaptıkları zaman ancak sıra dışı, gerçekten değerli, güzel yapılar yapabilirler. Son sorunuzda da modernitenin şeyini söylüyorsunuz. Bitiriciliğini, öldürücülüğünü, tek düzeliğini. Aslında ben sinema sanatının modernitenin bu tek düzeliğine savaş açmak bir sanat olduğunu düşünüyorum. Berbat binalardır. Fakat sinemacılar öyle bir perspektif bulurlar, öyle bir yeri çekerler ki masal gibi görürüz biz orayı. Ve bu da hayal gücünü besleyen bir şeydir. Dolayısıyla ben mimarideki bu tıkanmayı açacak, hani lavabo aç olarak kullanabileceğimiz bir sanat olarak görüyorum sinemayı. O yüzden de bunun bakış açılarını zenginleştiren, modernitenin tek düzeliğine karşı yani incelmiş zevkleri ve farklı bakış açılarını, fantazileri geliştiren bir sanat olarak çok özenilmesi gerektiğini ve kavranması gerektiğini düşünüyorum sinemanın. Umarım yeterli olmuştur yani. Başka bir... Fazlasıyla. Yani benim için yeterli oldu. Hocam bir ekleme evet. De yapmak istiyoruz. Aslında kitabınızın hem edebiyatta mimarlıkta hem de sinemada mimarlıkta hayale dayanan, herkesin yorumlarına dayanan makalelerin aslında biz tabii görsel sanatlarla ilgili olduğumuz için biz illüstrasyonlarını da yaptırdık. Aslında bunu yapan çok hem ressam hem mimar arkadaşımız Türküz Özbursalı evet. Buna büyük bir katkı verdi. Aynı zamanda tabii kitabımızın editörlüğünü de yaptı onu. Aslında uyandırdı. Şu an katılımcılar arasında Türküz Hanım. evet görüyoruz. Kendisi fazla konuşkan olmadığı için şey yapmak istemedi, katılmak istemedi ama bu yani görselliği, edebiyatı görselleştirmek. Sinema zaten
görsel. Bunda daha az kullandık ama edebiyatı görselleştirmede bir mimari yorum yapmadı. Bununla ilgili hakikaten çok bir katkısı oldu. Evet, burada ben bir şey eklemek istiyorum bir de. Şimdi biz Türk'üz, ben ve Nevnihal Hoca. Teknik Üniversite 77 girişli 3 sınıf arkadaşıyız. Gerçi Nevnihal 78 girişli ama sonra biz sene kaybettik orada boykotlardan dolayı falan filan. Hepimiz aynı sınıf, yani biz aşağı yukarı 43 yıllık sınıf arkadaşlarıyız ve o süreden bu yana kopmadık. Şimdi Türkis gerçekten illüstrasyonun ustasıdır. Türkiye'deki en iyilerden biridir. Ve biz Türkis'le çalışmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Neden? Şimdi bakın, sinemada mimarlık kitabında tek bir sinema karesi yoktur. Dikkatinizi çekerim. Eğer bakanlar varsa. Bu neden yoktur? Yani biz gidip işte diyelim ki Doktor Zhivago'dan bir kare niye koymamışız buraya? Veya diyelim ki şeyden Budapest Oteli'nden bir şey niye koymamışız? Burada da ayrı bir iddia vardır. Yani biz mimarız. Biz çizeriz. Biz çizgilerle ifade ederiz. Ve sinema sanatını biz anlatırız ve çizeriz. Şimdi aslında biz bu projeye başladığımızda, hani Nevnihal'le beraber TÜBİTAK'a başvurduğumuzda projemizin kapsamı şu şekildeydi. Biz kardeşim bütün bu filmlerdeki, seçtiğimiz 100 tane filmdeki mimari mekanları tek tek ayıklayacağız ve bunları çizeceğiz. Yani sizi perspektif olarak çizeceğiz. Yani siz gidip Lost in Translation'daki oteli perspektif olarak çizeceğiz. Yani sinemasal dili mimarlık diline çevireceğiz. Tabii ki destek alamadık yani. Ama mutlaka da illüstrasyonlarla ifade ederek sinema karesi koymamayı mesleğimize olan tutkumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Yani biz sinemadan fotoğraf alıp kitabımıza koymadık. Her yazının sonunda link vardır. Gidin IMDb'den şuradan görün kardeşim. Çok meraklıysanız resimlere dedik. Ama biz çizimsel olarak böyle görüyoruz dedik. Bunu da açıklayayım dedim. Tabii bunu da Türkis en güzel şekliyle yaptı. Daha da çılgınını Çağdaş Edebiyat'ta mimarlık kitaplarında göreceksiniz. Çünkü burada kitap çok kalın olacağı için her film için bir illüstrasyon çizemedik. Bölüm başlarına çizebildik. Ama Çağdaş Edebiyat'ta mimarlıkta her eser için bir tane illüstrasyon var ve her gerçekten bu konuda bir iddia içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Çok çalışıldı bunlara. Çok çalışıldı yani. Yani Türkis diyelim ki 6 ay bu seneden, 6 ay geçen seneden hayatından verdi yani. Evet. Ki başta sunum yaptığımda gösterdiğim bölümlerime o illüstrasyonlar kitapların bölüm başlarında bahsettiğim illüstrasyonlar onlardır, evet. İsterseniz öğrencilerden de biraz soruları alalım. Katılımcılardan şey yapalım. Öğrenciler vardır diye düşünüyorum. Ben hep alışmışım. Var evet. Türkiz Hanım'a da ben söz vermek isterim aslında. Bir şeyler ilave etmek isterse. Çünkü ben şunu söylemek istiyorum. Edebiyatta mimarlık kitabında çizimleri beni çok etkilemişti gerçekten. Çok heyecanlandırmıştı. O yüzden hem mimari hem de çok sanatsal bir dille ele alışı. Yani Türkiz Hanım'ın yorumu gerçekten çok muazzam. Yani o da ayrı bir aslında tartışma ve şey konusu, konuşma konusu. Üzerine konuşulacak ayrı bir konu. Yani hem edebiyatta mimarlık, işte mimarlıkta edebiyat, işte sinemada mimarlık ve bu öykülerin bir de çizim diline aktarılması, o perspektif, o bakış açısı da gerçekten Türkiz Hanım bu konuda çok başarılı, çok yeterli. Özür dilerim. Çağdaş Edebiyat'ta mimarlık kitaplarında bir üst level'e çıktığımızı göreceksiniz. Yani gerçekten edebiyatta mimarlıktan çok daha farklı bir gölgeleme tekniği ve daha gelişmiş bir üslup çalıştı Türkiz. Yani görünce diyeceksiniz ya. Hakikaten yani. Ya. Biz hayran olduk da yani. Kendi işim oldu. Türkiye'de açıkça övebiliyorum yani. Ama tabii
eser, o eserle Türk dizinin katkıları tabii. Yani ben daha edebiyatta, mimarlıkta hayran olmuştum. O tekniğe, o ilerleme sağlanıyor. Her kitapta ilerleme sağlanıyor tabii. Heyecanlıyım ben de yani gerçekten. Şimdi burada Deniz Yıldız yazmış. Kıymetli hocam ve Hikmet Bey, keyifle izliyoruz. Konya Mimarlar Odası'na teşekkürler. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sevgiler, Selin Ersan Yıldız. Evet. Selin Ersan Yıldız'ın bu kitapta yazıları var. Bu Selin Hanım Yıldız Teknik Üniversitesi'nin pırıl pırıl bir hocasıdır. Kendisi doktordur. Sanıyorum henüz doçent olmadı ama eli kulağında. Eşi Ersan Hanım, Ersan Bey inanılmaz yazı yeteneği olan bir değerli mimardır. Şimdi bakın, Konya'ya ben bir armağan vereyim. Ersan Bey'in kitapta anlattığı filmi izlesinler. Bu şeyi, Johnny silahını kaptı diye 70 yılı yapımı bir film. İnanır mısınız? Ben bu filmi önce izlediğim zaman filmin son yarım saatine kadar ya bu ne alaka kardeşim, mimarlıkla ne ilgisi var bunun falan derken, sonunda öyle dehşet verici bir evren ve öyle değişik bir mimari bakış açısı sundu ki bana, o güne kadarki mimarlık hakkındaki bütün fikirlerimi değiştirdi. Değiştirdi. Hı. İnanılmaz bir film. Bu şöyle bir şey. Ama şey yapma ipucumu. Spoilerini. Evet. Yani o filmi izlemeyene de mimarlık diploması vermeyin hocam. Bak, tamam. Bugün Hikmet Bey kimseye diploma vermedi. Çok şaşırtıcı bir film. Hocam yandı, diplomalar yandı bizim, gitti. Evet. Ve o filmi yani ben çok da vakti zamanda büyük ödüller almış kült bir film. Ben o filmi maalesef bu yaşımda Ersan Bey'in sayesinde izleyebildim ki bu da benim cehaletim yani. Oluyor böyle şeyler. Ama inanılmaz bir dehşet verici bir film. Ya. Evet. Evet, soruları alabiliriz. Değerli katılımcı arkadaşlar ister buraya yazabilirler ya da el kaldırıp söz hakkı da verebiliriz. Doğrudan sorabilirsiniz. Başkanım, arkadaşlar yazıncaya kadar ben bir soru daha sorabilir miyim hocalarımıza? Tabii. Şimdi hocam sinemadan konuştuk, gayet de keyifli devam ediyoruz, izliyoruz ama son dönemde diziler de çok meşhur. Özellikle yabancı diziler. Malum haliniz, hiç takip etme imkanınız var mı? Onlar şimdi dizi sektörü herhalde yabancı ülkelerde de öyledir. Sonuçta sinema sektörünü besleyen bir damar, ana damar hatta. Dolayısıyla oradaki gelişmeler sinemaya da yansıyor ya da sinemadaki gelişmeler dizi sektörüne de yön veriyor. Özellikle distopik dizilerde bir artış var. Onların mekan kurgulamaları daha farklı. Hiç takip edebiliyor musunuz o noktada dizileri? Ben kendi adıma konuşayım. Neyhal bu konuda benden biraz farklı. Ben bu dizileri son derece banal ve yüzeysel buluyorum. Popüler kültürün birer yansıması, toplumun değerlerini dejenere eden, ayrıca çürümüş bir sanatı icra eden ve bunlardan hiçbirini bugüne kadar 10 dakikadan fazla tahammül edemedim. Diyalogları berbat, yazım dili berbat. Mesela mekansal anlamda bir sürü dizinin platosu kült olmuştur, onu biliyorum işte. Yok, bir dönem Asmalı Konağı'na turlar bile düzenleniyordu falan filan. Ama her hafta bir buçuk saatlik, bir saatlik bir bölüm yetiştirmek için şıpın iş yazılmış o metinlerden, o yüzeysel vulgarize kültürden, o sıradan insanların sıradan telaşlarını coşturan, azdıran o basitlikten bir şey çıkmaz yani. Bana göre öyle ya. Yabancı dizileri hocam hiç takip edebiliyor musun? Aynı. Dizi mantığı aynıdır. Tamam. İzlemiyorum ve gerçekten hele yani Netflix mesela sinema sektörüne el attıktan sonra sinemanın tadı kaçtı yani neredeyse. Çünkü her şey böyle bir an evvel filmi bitirelim, en ucuza mal edelim, en çok kişiye satalım, bilmem ne falan yani. Biz ağırlıkla otör sineması bizim ilgi alanımız. Yani öbürü
pub diyelim, pub kültürü yani, evet. Ucuz. Ve bu bizim ilgi, ha içinde çok zorlarsan bulursun bir takım yani mimari ögelerde, yok işte Boğaz'daki bir yalının bilmem nesini, yok işte bir plaza kızının bilmem nesini, trajedisini, yok bilmem köşklerdeki hayal. Yani bu çok zorlarsan bulursun ama oradaki pulp hikayeler, o popüler kültür, o şıpın işi, iş üretme, bunun sanatsallıkla uzaktan yakından bir alakası yok. Bu gerçekten bu Laz müteahhitlerin İstanbul'da yapmış olduğu tek tip bloklarla bir güzel zarif İstanbul konağını kıyaslamak gibi bir şey. Sanatsallıktaki farka şey yapacak olursanız biri o, biri de o. Benim görüşüm bu. Evet. Sana yani bilindiği gibi sinema, televizyon dünyası sanatsal iş üretmiyor. Hı-hı. Yani biz geleceğe kalacak sanatsal değeri yüksek filmleri. Her filmde değil yani. Sinemada da çok diziden beter filmler de var. Ama yani sanat değeri yüksek filmlere şey yapıyor. Yani televizyon dünyası zaten kendileri söylüyor bu. Onların işi başka. Daha çok tüketime yönelik. Evet. Ama şey bakımda hani mekanları göstermek, güzel mekanlar. Aslında şunu söyleyebilirim. Biz öğrencilere mesela ofis falan yapıyor. Ay arkadaşlar şu diziye bir bakın. Bak ofislerde çok güzel örnekler var. Yani bir örnekleme göstermek açısından. Ama bu bir mimarlık, bir sanat, bir bunu söyleyemeyiz tabii. Bir dil oluşturamaz. Biz mimarlık sanatına katkı veren sinema eseri derken bir insanlık durumundan, evet, bir insanın yaşamını dönüştürecek mekan örgütlenmelerinden, bir insandaki büyük duyguyu canlandıracak, heyecan verecek kompozisyonlardan, bunlardan söz ediyoruz. Yoksa yani en son moda bir jacuzzi koymuş da bilmem ya, bunlar ne olacak ki? Bugün o gelir, yarın öbürü gider. Bunlar bir şey değil yani. Yani ben bu pop kültüre çok ilgi, hatta ilgi duymamak bir yana, mesela evde yaşlı annem var, ona şey yapıyor, onların o baygın o müzikleri, o iç bayıltan o şeyleri, o bilmiş kızların o hani ucuz konuşmaları, klişe konuşmaları, yani içim bayılıyor yani, rahatsız oluyorum, çok rahatsız oluyorum ben. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Şimdi bence katılımcılardan soru alalım. Katılımcılar çok aktif değil galiba. Tamam, belki de yorulmuşlardır. Çok konuştuk. Ben mutlaka soracağı şeyler, soracakları vardır diye düşünüyorum ama bakalım. Bence siz onlara sorun Armağan Hanım. Konuştuklarımız hakkında ne düşünüyorsunuz falan evet, diye. Evet, şöyle bir seçeyim mi şundan listeden. Olmuş mu yani? Ne diyor? Bunlar ne diyor? Haklılar mı falan? Evet. Bu söylediğinden bir şey anlıyor musunuz? Siz onlara, madem sormuyorlar, siz sınava çekin. Vallahi durum onu gösteriyor sanki. Birazcık ona gidecek gibi. Peki. Bilemedi, nasıl yapalım şimdi? Yani soru olmuyorsa da yapacak bir şey yok yani. Olmaz yani tabii. Ama beklerdik soru gelsin. Ya evet, ben de çok gelsin istiyorum aslında. Öğrenci, çok böyle... Öğrencilerde böyle bir çekingenlik evet. Sorusu olmuyorlar nedense. Bence finalde yapabiliriz ne de olsa. Valla son o şöyle biraz daha bekleyelim istiyorum ama bizim de yapasımız yok hocam, çok keyifli çünkü. Yani evet, finalde yapasımız yok yani, bence siz anlatın biz dinleyelim. Ece Hanım, benim size bir sorum olabilir mi? Siz bu diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunların mimarlıkla bir alakalı, izliyorsunuz anladığım kadarıyla bunları. Yani çok sıkı bir takipçisi değilim hocam. Ben yabancı dizileri biraz daha senaryo odaklı izlemeyi seviyorum. Bilim kurgu izlemeyi biraz seviyorum ben. Ama o kadar. Yani tabii ki mimarlar sizin gibi bir direkt katkısı olduğunu düşünmüyorum. Fakat senaryolarının en azından bizim ülkemizde dizi diye bize sunulanlardan biraz daha
işlenmiş, incelikli olduğunu düşünüyorum. Bir soru işareti en azından bırakıyor. Yani gizem açısından söylemiyorum. Yani hani evet burada işlenmiş bir şey var. Yani burada bir emek var. Ve göndermeleri yani senaryodaki o felsefeye işte sinemaya, felsefeye, edebiyata göndermelerini aslında ben yakalamayı seviyorum biraz. O yüzden hani çok böyle nokta atışı takip ettiklerim var ama hani çok ciddi bir Netflix izleyicisi miyim? Hayır değilim yani. Öyle bir şeyim yok. Ben ama son dönemlerde o moda olan Westworld gibi işte Black Mirror gibi özellikle insan distopik bir dünya yaratan dizilerle ilgili aslında hani sizin düşüncenizi de merak etmiştim. Çünkü o, bütün o distopyaların içinde bir aslında kent ölçeği de var. Biz hatta geçen haftalarda bir ütopik kentler söyleşisi vesaire de yapmıştık. Orada da biraz bile geldi. Hani bununla ilgili bir acaba incelediğiniz, sizin dikkatinizi çeken bir şey var mı diye onu merak etmiştim. Ama tabii ki direkt sizin o konuşmanızda bahsettiğiniz aşkın insanın oluşturamayacağı, aşkın insanı oluşturamayacak derecede önemsiz olduğunu düşünüyorum ben de tabii. Evet. Anlaşıyoruz yani sonuç olarak bu konuda. Tabii tabii yani evet. Hocam eğer şeyse düzeltin lütfen. Avatar'ı görmedim ben. Galiba Avatar'ı yok değil mi? Evet. Şeyin içerisinde. Avatar yok ama Avatar'ı ben izledim isterseniz size anlatayım. Yo ben de izledim de hani özelliklerini seçmediniz siz seç. Yani. Film seçiminde şöyle söyleyeyim o kadar çok film var ki yani tercih etmek hani herkesin tercihi ilgisi farklı. Biz bunları seçtik. Yani dışarıda bıraktığımız çok önemli filmler de var. Ama hepsinde belki bu kitapta değil başka çalışmalarda şey yapmak. Bir de şöyle söyleyeyim size Armağan Hanım, siz işin beyaz perdeye yansıyan bölümünü görüyorsunuz. Kitap önünüze geliyor, kitabı görüyorsunuz. Bir de kitap çıkarken çıkmadan önceki savaşlar var. Yani biz 700 sayfalık bir kitapla Mesut'un kapısına dayanıyoruz. Diyor ben bunu kime satacağım diyor. Öğrenci kişi 50 lira verip kitap alır mı, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz falan. Sonra başlıyoruz kavgalara, hangisini çıkaralım ya, ben ona söyledim. O yazı çok güzel, işte ben işte atıyorum mesela Armağan Hanım'ın yazısını çıkarsam bir daha yüzüne nasıl bakayım. Bu yani. Sefer kendi yazılarımızı çıkarmaya başladık. Dolayısıyla bütün filmleri almak mümkün değil ama Avatar gerçekten... Yani Avatar birazcık hani sansasyonel bir filmdi. Çok konuşuldu. İşte ödül aldı. Evet. Özelliklerini seçmediniz yoksa neydi kriteriniz? Onu merak ettiğim için sorayım. Avatar'ın tema edindiği sorunsal Inception filminde biraz daha nitelikli olarak. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Şimdi temayı iki kere vermenin ya hayır bir, belki bir anlamı var ama eğer Mesut Bey bize tamam 1200 sayfa bir kitapla gelin deseydi buraya koyacağımız daha çok filmler olurdu öyle yani. Evet. Ama biz buradan çok filmler de eledik yani, onu da söyleyeyim. Ne yazılar eledik bir görseniz içiniz sızlar. Hele şimdi zaten şeyde Çağdaş Edebiyat'ta Mimarlık kitabında tam bir meydan muharebesi yaşadık. Biz işte yaklaşık 800-900 sayfalık bir kitapla çıktık Mesut Bey'in karşısına. Hemen tabii şey, süngüler çekildi yani, böyle kitap olur mu, ben nasıl yaparım, nasıl ederim, neyi atalım, nasıl edelim, 600 sayfaya mı düşürelim, 550'ye mi düşürelim. Sonunda şeyde karar kıldık. İki cilt yapalım bunu. Birinci cilt Çağdaş Dünya Edebiyatı'nda mimarlık olsun. Birisi Çağdaş Türk Edebiyatı'nda olsun. 350'şer sayfa falan olsun. 700 sayfaya bağlayalım. Ama tercih eden öğrenci işte gidip veya ne bileyim mimar kişi diyelim ki 50-60 lira verip şeyi de alabilsin ciltlerden birini. Ha çok rahat biriyse de hepsini alsın, çok ilgileniyor. Ama işlerin böyle şeyleri var yani, ayrıntıları var. Kolay evet, olmuyor. Tahmin edebiliyorum. Şimdi Emre Ateş yazmış. Merhabalar. Öncelikle böyle eksikliği hissedilen bir konuyu hedef gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak dönemsel olarak bu konuyu proje stüdyo derslerimizde
bölüm başkanımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ebru Okuyucu öncülüğünde ele alıyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Örneğin bu dönemki mevcut proje konumuz film sahnelerini yeniden tasarlama bağlamındadır. Bedenlerimizde yeşerttiğimiz hassaslığı, aşkı daha sonra betonarme kütlelerin ruhunda görebilmek ümidiyle teşekkür ederiz tekrardan, sevgiler demiş. Bu arada Ebru hocamız benim de yakinen tanıdığım bir arkadaşımdır, hocamızdır. Bizim üniversitemizden mezundur. Böyle bir çalışmayı bizlerle paylaşmış Emre Ateş. Böyle bir çalışmayı duymaktan çok mutluluk duyduk. Evet, tabii. Özelimiz kendini geliştirmek için çırpınan mimarlık adayı. Evet. Emre'ye katılımları ve bizimle olan paylaşımı için de biz teşekkür ederiz. Başka bekliyorum. Birazcık böyle şey yapınca geliyor hocam. Şey, Armağan Hanım, bir de bu sinemada mimarlık kitabının birinci baskısı bitmek üzere imiş. Yani Mesut Bey öyle söyledi ve bunun ikinci baskısı olacak muhtemelen Aralık ya da Ocak ayında. Orada bu kitabın biraz daha kapsamını geliştirsek mi, yoksa ikinci bir cilt daha mı yapsak falan gibi fikirleri tartışıyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Devam gelecek yani. Çünkü mesela fikirlerine değer verdiğimiz, çok saygın ve sinema dersi veren hocalar var mesela. Bunlar mesela şey demişler yani, niye böyle bir projede biz de yokuz? Biz de neden olmasın, buyurun gelin şeklinde. Yani yeter ki söyleyecek değerli bir sözünüz olsun. Hemen yani editoryal süzgeçten geçtikten sonra. Ya o tip süreçler içerisindeyiz ama böyle bir kitabın da 3 ay, 4 ay içinde tükenme aşamasına gelmesi de Türkiye'de bir şeyle, birçok şey için umut var olmak için bir nedendir. Nedensellik teşkil etmektedir. Bir tane biri şey yazmış. Çağdaş Edebiyat'ta. Yusuf Etik yazmış, evet. Çağdaş Edebiyat'ta mimarlık kitabı için alımlarınız devam ediyor mu? Aklıma hemen Cennetin'in Körleşmesi geldi diyor. Şimdi Çağdaş Edebiyat'ta mimarlık kitabımız şu anda baskı aşamasında. Her şeyi bitirildi ve yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalışılıyor. Ama nasıl söyleyeyim, ileriki aşamalarda diyelim ki 6-7 ay sonra baskısı tükendiğinde revizyon yapacak olurken biz zaten sürekli kitapları revize etmeye çok istekli bir ekibiz. Diyelim ki biz bu kitapları yaptık, bittik. Dünyada edebiyat üzerine, mimarlık üzerine yazan edebiyatçılar bitti mi? Hayır. Onlar sürekli üretmeye devam ediyorlar. Biz onları keşfettiğimiz zaman projelerimize almak istiyoruz zaten. Hı hı. Ve devam bir biz bütün mimarlıktan söz eden bütün kitapları bulduk. Hepsini koyduk. Bunu okursanız, bir hap olarak içerseniz sabah akşam bir tane tamamsınız. Böyle bir şey yok. Tabii. Yani biz sürekli öğrenmeye çalışıyoruz, keşfetmeye çalışıyoruz. Bir insanın haftada bir kitap okusa, iyi bir okur, yılda 52 kitap okuyabilir. Türkiye'de şu anda yılda 50 bin kitap çıkıyor. Dolayısıyla bizim herkesin fikrine ihtiyacımız var, herkesin görüşüne ihtiyacımız var. Herkesin bize bu konularda görüşlerini aktarması ve tartışmaya girmesini değerlendirmeye hazırız yani. Bunları arıyoruz zaten. Şunu da okuyabilir misin? İki kişi geldi hocam. Kitap içerisinden eledikleriniz. Okuyoruz, evet. Sinemada mimarlık yakın çevrede. Hocam, onun üstünde bir soru var. Mimarlık. Onu cevaplarsanız öncelikle. Ama o, bunu cevaplayalım, sonra ötekini cevap. Çünkü sinemayla ilgili. Öteki edebiyat. Tamam. Yok, bunu cevapla. Mimari çevre değil, farklı. Bir dakika. Sinemada mimarlık yakın çevremizde salt, akademik ve mimari çevre değil, farklı disiplinler merak edilmeye başladığını söylemek isteriz. Özellikle sosyal medyada film tutkunlarının oluşturduğu grupların ilgisini çekmiş olduğunu biliyoruz. Buradan bilgi vermek istedik. Sorum ise, kitabın ismi konusunda karar verme süreci hakkında bilgi verir misiniz? Teşekkürler. Çok kolay. Bu oldukça kolay bir soru. Sinemada mimarlık kitabı, edebiyatta mimarlık kitabından
neşet ederek onun devamı olarak gelmiştir. Ve öyle de bu seri zenginleşerek, gelişerek devam edecektir. Yani başka bu tarzda hazırladığımız başka kitaplar da var. Çağdaş Edebiyat'ta Mimarlık serisi dışında da kitaplar var. Ama onlar zaman alacak. Zerrin Hanım'ın kitap içerisinde eledikleriniz ikinci baskı mı? İkinci hangi? Bunlarla ilgili bence... Yani kitap içerisinde eledikleriniz ikinci baskısını bunlar sonra. İçin zaten bunlar bizim en zor yanıt verdiğimiz sorular Zerrin Hanım. Hanım'ın sorusu değil mi? Kitap için eledikleriniz baskısını ilk eledikleriniz bence... Ya bunları biz uzun tartışma süreçleri sonucunda birçok kişi danıştı. Hangileri olacak? Bence şimdi vermek doğru değil. Bunu veremeyiz, evet. Kitap basılsın ondan çalışılıyor sonra. Çalışılıyor yani. Kitap basılsın ondan sonra. Yani kitabın hazırlık aşamasındaki olan çalışmalar. Evet, başka? Evet, Damla yazdı. Evet. Bizim Damla, evet. Teşekkür ederim Damla, güzel dileklerin için. Katıldığın için ben de çok teşekkür ediyorum. Damla Atik pırıl pırıl bir akademisyen. Trakya Üniversitesi'nden Nevnihal Hocam'ın doktora talebesiydi. Ama biz çok şeyler bekliyoruz yani tabii. Boynuz kulağa geçer misali. Selamlar Damla. Teşekkür ederim. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Dinliyorum ben de sizleri. Teşekkür ederim. Damla Hanım da bizim yazarlarımızdandır. Edebiyatta Mimarlık kitabında Dostoyevski'nin Beyaz Gecelerini yazmıştı bizim için. Evet. Ve mesela Trakya Üniversitesi'nde bir panel gibi bir şey yapmıştık. Trakya Üniversitesi'nin 6 hocası dizilmişti şeye. Kendi yazdıkları yazıları anlatıyorlardı talebelere. Eş zamanlı olarak onların 2 hocası şu anda profesör olan Sandra Kanstel'le Semiha Hoca'nın biz onları Açık Radyo'da Edebiyatta Mimarlık programına almıştık. Tam panele başladık Trakya Üniversitesi'nde. Radyo yayını bütün Türkiye'yi bunların sesini vermeye başladı. Çok hoş bir atmosferdi gerçekten. 2016 yılında oldu bu. Ne güzel. Evet. Çok olmuş. 2016 deyince birden bayağı olmuş, evet. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Şimdi ilham alıyoruz, örnek alıyoruz her zaman için. Takipteyim hocalarım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Evet. Başka var mı acaba? Soru yazdıkları için de biraz zaman alır diye bekliyorum. Harman Hanım, bunu sorabilir miyim? 31'ine kadar sizi bekliyoruz yani, haberiniz olsun. Çok inanılmaz şeyim yani, mahcubum ama zaten çok sona yaklaştım. 30 Ekim günü, evet. Yazınız geldi. İngilizce olarak gelmediyse Konya'ya kadar geliyorum hızlı trenle. Ne, o zaman hiç biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, Armağan hocamız İngilizce olarak hazırlamakta olduğumuz, yabancı bir yayını hazırlamakta olduğumuz Edebiyatta Mimarlık kitabımız için İtalyan edebiyatının şaheserlerinden ne yazıyor? İlahi Komedya. İlahi Komedi yazıyor bize. Bu yazıyı tabii ileride Türkçe olarak da, yani aynı yazıyı Türkçe'ye de çevirip talebelerine sunacaktır herhalde diye düşünüyoruz. Öğrencilerle bunun üzerinde mutlaka bir chapter açıp tartışacağım. Daha öncesinde okuduğum bir eserdi zaten. İtalya'dayken de Dante'nin hani bizzat evini gezmiştim. Ve orada tekrar okumuştum eseri. Ve özellikle işte katmanlar, cennet, cehennem, araf çok beni etkilemişti. Siz bana söylediğinizde
çok şey yapmıştım. Yani heyecanlanmıştım. Zaten bildiğim bir eserin gelmesi de beni çok heyecanlandı. Ama kült bir eser olduğu için zorlanıyorum. Zorlandım yani. Şimdi mesela diğer arkadaşlarımız suallerini hazırlarken ben yine bir ayrıntı vermek istiyorum. Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz kitapların en zor tarafı budur Armağan Hanım. O da şu görüş sahibi olmak. Şimdi mesela biz diyelim ki bir kitabı seçtik. Bunu edebiyatta mimarlık kitabında almak ve mimari açıdan incelemek istiyoruz. Ve bunu insanlar tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz bunu kim yazabilir diye düşünmeye başlıyoruz. Atıyorum mesela bir profesör kişiye teklif ediyoruz. Diyoruz ki bunu yazar mısınız diyoruz. Olur diyor, alıyor, başlıyor yazmaya. Yazı bir geliyor elimize. Diyelim ki uygun değil. İşte felaket. Çünkü gerçekten titrini kanıtlamış bir kişiye yazı sipariş ettiğinizde, o yazı size geldiğinde siz onu yayınlamazsanız bu ciddi bir problem. Evet. Dolayısıyla bizim için görüş sahibi olmak çok önemli. Yani biz Dante'nin İlahi Komedisi'ni kim yazar diye düşündüğümüz zaman düşünüyoruz. İşte İtalya'da eğitim görmüştür. İtalyanca bilir, İngilizce de bilir. İşte Armağan Hanım ciddi insandır, şudur. Bütün bunları analiz edip öyle geliyoruz size o teklifle yani. Tahmin edilir. Yoksa diyelim ki en ciddi profesör bile olsanız o kitabı yazmakta başarısız olabilirsiniz. Ve biz size o bir teklifi götürdüysek o titredeki insana bir daha hayır demek de felaket yani. Mümkün değil yani. Aynen öyle. O yüzden görüş sahibi olmak çok önemli bunlarda. Bu bir de tabii içerisinde o analizler sonucunda seçildiğiniz Dante'nin İlahi Komedisi. Tahmin edebiliyorum ama tabii işin içinde bir de Floransa var. Yani benim Dante'nin içimi yakan o Beatrice'le olan aşkı ve ondan sonra Floransa'dan, ya Floransa'ya o kadar aşık bir adamın oradan kovulması, işte sürgün edilmesi falan beni o çok etkilemişti. O noktada yani isabetli bir seçim olmuş tabii ki. Yine Floransa sokaklarında gezdirdi, dolaştırdı beni. Evet, bir şey geldi. Ali Çelik yazmış. Merhaba, bu güzel sohbet için hocalarımıza teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi Hava Alkan Bala hocamdan sinemada mimari okumalar dersi almıştık. Çok keyifli dersler olmuştu ve farklı bakış açıları geliştirmemize çok yardımcı olmuştu. Bir sorum olacak. Sinemanın sanal bir mimarlık alanı tanımlaması mı, yoksa gerçek mimari mekanların yeniden üretimi konulu filmleri mi tercih edersiniz? Kısaca değerlendirir misiniz demiş. Gerçek? Sinemanın sanal bir mimarlık alanı tanımlamasını mı, yoksa gerçek mimari mekanların yeniden üretimi konulu filmleri mi tercih ediyorsunuz? Hangi filmleri? Her ikisi de işlevsel ve değerli. Birinin yeri başka, birinin yeri başka. Yani atıyorum mesela işte demin sözünü ettiğiniz Avatar filminde yaratılan sanal mekan da kendine göre bir şey ifade ediyor. Ama diyelim ki bir işte Grand Budapest otelinin filminin çekildiği o şeydeki Tuna Nehri kıyısındaki Hotel Gelert'i düşünün. O da bir onun da başka bir işlevselliği var. Bu yani anlatmak istediğiniz temayı nereye vardırmak istediğinizle alakalı bir şey. Evet. Sinemanın dramatik kurgusuyla ilgili bir şey. Her ikisi de değerli yani. Ama yerine göre ve zamanına göre tabii. Sema Nur yazmış hocam. Merhabalar. Özellikle Hikmet Bey'in dediği gibi mimarlıkta derinleşmek somut bir öğretiden daha önemli. Fakat özellikle yeni mezun olmuş birisi için Türkiye'de çalışmak ya da deneyim edinmek için derinleşmek pek de dikkate alınan bir husus değil. Sosyolojik olarak bu bakış açısının işverende de ayrıyeten bir kriter olması gerekmez mi? Bu yaklaşımın temel bir dönüşme ihtiyacı yok mu? Ayrıca yayın için çok teşekkür ederim demiş. Söylediği her şeyde haklı. Ama bizim yapacağımız yani ortam meselesi. Yani mimarlık sadece mimarların ürettiği bir ortam değil mi? Yani mimarlığı talep eden, finanse eden,
yaşayan, onlarla beraber olan bir şey. Yani mimarlar sadece mimari ortam yaratmaz. Yani toplumun da gelişmesi toplumla gerekiyor. Tabii. Toplumun taleplerinin değişmesi gerekiyor. Yani adam mesela evimin alt katında dükkan olsun, işte bir de Filiz'de çıkayım da bir kat atarım mantığında değil de, yani başka bir mantıkta olsun. Ama bu da şunu, şu sonuca varıyoruz buradan. Mimari erginleşme sadece mimarlar ve mimarlık talebelerinin sorunu değil. Tabii, tabii. Toplumun sorunu. Toplumun anlaması gerekiyor. Yeşilin neden önemli olduğunu, rantın neden yıkıcı bir şey olduğunu, işte nedir çevre kirliliğinin nasıl bir sorun olduğunu, işte eski o güzel özenilmiş yapılardaki o işçilikleri vesaire vesaire birçok şey. Yani mimarlık sadece yani mimarların sorunu değildir. Evet. Evet. Bunun için daha homojen bir zemin gerekiyor. Aslında bunu konuşabilmek ve tartışabilmek için. Ama şu an için öyle bir zeminden söz edemeyiz. Toplumsal anlamda daha mimarla inşaat mühendisinin ayırt edilemediği ya da iç mi dış mı siz ne yapıyorsunuz sorulduğu bir ortamdayız. Yani hani artı bir de kamusal anlamda da gerçekten kentlere karşı, mimariye karşı, kaliteli yaşamaya karşı aidiyet duygusunun eksikliği ya da genel anlamda toplumsal bir umursamazlığın olduğu dönemlerden geçiyoruz maalesef. Kalite ve nitelik kentlerde düşerken bunun peşine düşen ve hakkını arayan bir vatandaş profilinin eksikliğini hissediyoruz yani kentlerde. Kaliteli yaşam benim hakkımdır, siz bunu bana sunmak zorundasınız deyip idarecileri, yöneticileri zorlayacak bir profil eksikliğimiz de var yani kamusal anlamda söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir şeyde evet arkadaş işte Sema Nur'un dediği gibi sosyolojik olarak bu bakış açısının işveren olması evet ki hepimizin gönlünden geçen istediğimiz bu ama daha öncelikli olarak bir mimariye onun gerçekten bir zenginlik olduğunu bilerek sahip çıkma, kentlerdeki yapılaşmaya ve mimariye sahip çıkma, en basiti dokuya, tarihe, mirasa sahip çıkma şeylerimiz, duygularımızın soru işareti olduğu bir şeydeyiz yani, dönemdeyiz. Herkes, şimdi bir konu dışına çıkmak çok istemiyorum ama kentsel dönüşüm, işte şu an rantsal dönüşüme dönüşmüş bir ortamdan bahsediyoruz. Arsama imal gelse de, işte alta dükkan olsa da, onun yüzde kaçını alsam da, ben ne yapsam, bunlar konuşuluyor şu an, yani şu ortamda. Keşke, şimdi gerçekten çok özür diliyorum, işte bu konuştuğumuz değerlerin, kriterlerin eğitimde ve toplumda yer aldığı ortamlarda bunları konuşabilsek, tartışabilsek. Ben her zaman söylüyorum, bir eğitimci olduğum için bana eleştiri de getiriyorlar. Hocam siz işte hocasınız, eğitimcisiniz, o yüzden eğitim diyorsunuz ama bunlar gerçekten çok küçük yaşta verilmesi gereken, filizlenmesi gereken duygular. Ben İtalya'da evet 4 yıl kaldım ve hep şu basit örneği veriyorum. Bir hocamızın 2 yaşında oğlu vardı ve şeye geldiği zaman dedesinden kalma evde bir ahşap masif bir masa vardı ve onun üzerinde ders çalışırken, çizim yaparken, boya yaparken diyeyim artık tabii 2 yaşında olduğu için oynarken o kadar dikkat ediyordu ki ve onun tabii ki 2 yaşıyla 6 yaş arası ben oradaydım ve hep bana şunu söylerdi: Armağan, bu işte benim dedemin masası, buna çok dikkat etmeliyiz. Yani bunun üstünde bir şey yaparken çok dikkat etmeliyiz. Şu anki nesil kusura bakmasın belki kaba gelebilir ama çoğu gördüğüm, gözlemlediğim şeyi söylüyorum. Büyüklerinden kalan şeylerden bahsederken işte burun kıvıran ya da hiç sahip çıkmayan bir nesille karşı karşıya kalıyoruz. Dedesinin işte en basiti yani bir evim olsun, işte bir dedemin, atamın toprağıdır ya da işte evidir deyip sahip çıkan bir nesil yok. Bunlara ben bizim kuşağı, bizim jenerasyonu, bizim üst jenerasyonumuzu falan dahil ederek de söylüyorum. Yani bu çok bambaşka bir şey yani. Bu çok küçüklükten verilen ve
sahip çıkma, işte onunla var olduğunun farkında olma duygusunun içinde yeşerdiği bir durum. Bu bizde yok, eksik yani. Eğer öyle olsaydı zaten kentler de bugün için kimliğini kaybetmezdi. Bir şey ekleyebilir miyim? Fakat tabii, gündemin epeyce dışında. Armağan hocamın bu kadar güzel bir Türkçe ile bu kadar güzel izahatlar verdiği ortamlarda her zaman ben şunu savunuyorum. Keşke Armağan hocamız Konya adına parlamentoda görev alsa. Gerçekten bu işi layıkıyla yapabilir yani. Benim idealim Armağan hocamı parlamentoda görmek yani Konya adına. Hikmet hocam bunu evet. Yakışır yani gerçekten. Bunu bir iki defa daha söylemişti hocam, sağ olun. Hep söylüyorum ki 40 kere söylersen belki. Olacak. Belki toplum tarafından teşvik edilirsin. Sen evet, kendin değil ama mi? Ben, aday gösterirler, teşvik ben edilirsin. Ben içimden bir his, yani sezgilerim beni yanıltmaz, sizi orada göreceğiz gibi geliyor er veya geç. Hayırlısı değilim hocam yani, bir şey diyemiyorum. Konuşmalar şey, tam böyle şey. Evet. Şuna bir bakalım. Hocam filmlerde geçen akıl hastanelerinin mimarisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanki mimarinin iyileştirme gücü genel anlamda göz ardı edildiğini düşünüyorum. Bu konuya katılıyor musunuz? Demiş Nazlıca. Ya şimdi bu sinemalarda, filmlerde geçen akıl hastaneleri dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? İşte ilk başta guguk kuşu falan değil mi? Şimdi oralarda binaların, yapıların mimari strüktürü, yapısı veya tasarımı hakkında geniş bir bilgi verildiğini düşünmüyorum yani. Orayı bir film seti olarak görüyorum ve yönetmen orada o hasta hakkındaki mesajını verebilmek için orayı olabildiğince sevimsiz ve dehşet verici göstermeye çalışıyor. Başka filmlerde de bu tip sahneler görüyoruz. Bunun ya, mimarinin iyileştirme gücü ile bir ilgisi yok bence. Onlar zaten kendi sanatlarını yapabilmek için orayı sevimsiz, kötücül, işlevsiz, berbat bir mekan olarak çizmek zorundalar. Yani iyi bir mimari mekan çizerlerse o hastanın filmin dramasına uygun olmayacaktır. O yüzden bunun pek konumuzla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani hatta konumuzun aleyhine çalışan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bunların alabildiğine sevimsiz, berbat, ürkütücü, korkunç, dehşet verici yerler olarak çizildiğine tanık oluruz genelde ki filmin dramatik mesajı etkili olsun. Ama benim İzlemediğim bir filmde çok farklı masalsı bir yani akıl hastanesi falan çizildiyse onu da bilemeyeceğim ben de. Evet. Bence kapatalım. Evet. Hocam sizler için de uygunsa isterseniz bir sonlandırabiliriz. Evet. Armağan'ın bu şeyini, linkini bana atar mısınız sonra bu konuşmanın? Tabii. Attırır mı? Çok memnun olurum. Tabii. Tabii mutlaka hocam. Evet, son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı? Kapanışı sizlerle yapalım. Ben öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem yönetim kurulumuz adına, Mimarlar Odası'nın yönetim kurulu adına çok çok teşekkürler. En kısa zamanda sizle örgün olarak bir araya gelmek ve Konya'da ağırlamak istiyoruz. Bunun Evliya Hocam'la da konuştuk, Hikmet Bey'le de konuştuk. En kısa zamanda birebir olarak burada canlı bir şekilde inşallah bir arada oluruz. Ki sohbet çok keyifliydi, çok güzeldi. Tüm katılımcılara da ben çok teşekkür ediyorum. Ve sözü sizlere bırakıyorum. Sizlerle kapatalım. Bir defa bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir de sinemada mimarlık kitabımız çıkıp ilk konuşmayı sizinle yaptık. İlk akla gelen sorular, tartışmalar bu webinarda gerçekleşti. Aslında çok farklı perspektiften farklı bakış açıları da öğrendik. Yani aslında eleştirileri de almış olduk. Aslında çok da yararlı oldu. Katılan herkese, soru soran herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka etkinliklerde
yüz yüze beraber olmayı hakikaten canı gönülden diliyorum. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben de şöyle bir şeyler eklemek istiyorum. Aslında bu etkinlik organize edilirken izlediğim bir şey. Konya Mimarlar Odası'nın kendi ölçüsünde beklenmedik inovatif bir tavrı var. Örneğin böyle bir webinar düzenlerken profesyonellerle çalışmak, reklam şirketleriyle işbirliği yapmak, profesyonel tanıtım kampanyaları yapmak, özgün grafikler tasarlamak, mimarlık haftasını bir aya yaymak ve ülkenin çok farklı yerlerinden, çok farklı disiplinlerden insanları ortama toplamak, gençleri bunun içine katmak ve bunları en çağdaş, en ileri teknik imkanlarla yapmak gibi sayısız gözlemim var. Ben bizi izleyen arkadaşlara şunu söylemek isterim ki bunlar hafife alınacak şeyler değil. Bunlar çok zor işlerdir ve bunlar Konya'da layıkıyla yapılmaktadır. Bu mesela bir İstanbul'da, İstanbul Mimarlar Odası'nda, bir Ankara'da, İzmir'de bu kadar geniş üye sayısı, bu kadar geniş imkanları olan bu odalarda öyle şeyler olmuyor. Yani bu kadar hayatımızdan 5 yıl, 10 yıl verip hazırladığımız bu kitaplara dönüp bakmıyorlar bile. Şimdi dolayısıyla Konya Mimarlar Odası'ndan bu insanların öğrenecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum. Ve en çok merak ettiğim de şey, bu sadece Konya Mimarlar Odası'ndan böyle, Konya'nın her tarafında böyle mi? Ben bir tek Mimarlar Odası'ndaki pratiği biliyorum. Öbür yerleri bilmiyorum. Ama eğer bu böyleyse gerçekten artık Anadolu'da İstanbul'daki büyük şehirlerdeki, metropollerdeki hayatı öteleyen, aşan bir devinim olduğunu görüyoruz ve bu sevindirici, gelecek adına umut verici. Ben kapanışta kendi kitabımızdan çok bunu kaydetmek istedim yani. Ve sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum ve sizlerle bir arada olmaktan her zaman bahtiyarlık duyuyorum. Hocam ben de teşekkür etmek isterim müsaadenizle. Sizi bu süreçte telefonla, maille çok rahatsız ettim. Bunu edebilmek için o yüzden çok teşekkür ederim. Çağdaş Edebiyat'ta mimarlık kitabı çıktıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Orada baş konuşmacı sizler olacaksınız ama biliyorsunuz Feyza Hanım. Salah Birsel'in özgün üslupçu edebiyatından şeyini anlatacaksınız, çizdiği manzaraları. İnşallah hocam siz bir açılışı yaparsınız. Biz de sizi tabii ki zevkle takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Sağ olun. Çok teşekkürler.